Efendim 5 dakika geciktim, kusura bakmayın. Birkaç kelime söyleyeyim diye düşündüm. Bu kitabın sahipleri Türkmen ve yetkin arkadaşlarımız samimi terimle değerli meslektaşlarımız. Bu çok değerli bir kitap ve ben okudum, bana verdiler. Teşekkür ediyorum tekrar. Ve şeyle, içtenlikle bilimsel, analitik yaklaşımla hem seçim sistemini bizim için inceliyorlar. Türkiye'nin 46'dan beri yaşadığı çeşitli seçim modellerini analitik olarak didiklemişler. Öyle diye. Ve tam bir bilimsel tutarlılıkla ve daha iyisini aramak için. Ve bunun içinde bulunduğumuz seçim sisteminin, yani şöyle diyelim, halk politize olmayabilir ama seçim zamanı geldiği zaman senin politik görevindir diye sandığa çağrılır. Ve bir sistem önüne konur, halk da ona göre bir oy verir. Fakat arkadaşların dediğine göre bu sistemin içinde bilimsel olarak bakıldığı zaman birbiriyle bağdaştırılmaya çalışılan iki şey var, ne diyelim, iki damar var. Biri temsilde adalet, verdiğim oy istediğim adama gidiyor mu? İkincisi, herkesi seçtiğim zaman istikrarlı bir yönetim ortaya çıkarabilmiş oluyor mu? Yani verdiğim oy istediğim adama gidebilir büyük ölçüde, fakat sonunda istikrarlı bir yönetim tarzı oyların sonunda çıkmayabilir. Veya tersi de olur. Adalet o kadar tecelli etmeyebilir. Çok istikrarlı bir yönetim çıkar. Fakat o yönetimi de ben istemeyebilir. Dolayısıyla kendi içinde özellikler taşıyan ve ne gibi özellikler taşıdığını bize çok güzel anlatan bu kitabın da arkadaşlar ötesine geçtiler bildiğim kadarıyla. Şu anda öğrendim ki ötesine geçmişler. Yani hem seçim sistemlerini içinde yaşadığımız 73 yıldır diyelim, değil mi? 46'dan bu yana 73 yıldır içinde yaşadığımız sistemlerin özelliklerini ve seçmeni de yönlendiren özelliklerini. Yani oy vereceğim ama birinci tercihimi kullanamıyorum, mecburen ikinci tercihimi kullanıyorum gibi sistemden kaynaklanan özelliklerini ve bunun sonunda nelerin ortaya çıktığını, yani sistemin kendi içinde nasıl sapmalar yarattığını da bize mükemmel bir şekilde anlatıyorlar. Bunları niye söylüyorum? İşte 21. yüzyıl için planlama dediğimiz zaman bize bu düzeyde çalışmalar lazım. Türkiye'ye nasıl bir siyasi sistem ve nasıl bir onunla içerilmiş olan nasıl bir seçim sistemi düşünmeliyiz? Ne gibi opsiyonlar içinde düşünmeliyiz? Yani seçmen, ki ona yurttaş diyebilmeliyiz. Seçmene yurttaş diyebilmeliyiz. Ne istediğini bilen, haklarını ve yükümlülüklerini bilen bir insan, ona yurttaş diyebilmeliyiz. Tercihini olabildiği ölçüde istediği tercih gibi yapabilmeli. Seçimin ona istettiği tercih gibi değil, istediği gibi yapabilmeli. Ve böylece bir seçim modeli bulabilmeliyiz ki bu karardan hareketle diğer kararlarımız, yani ekonomide vereceğimiz karar, dış politikada vereceğimiz karar, yani hepimize ait olması gereken kararlar ortaya çıksın. Dolayısıyla bize şimdi bu kapıyı açıyor arkadaşlarımız. Değil mi? Bu kapıyı açıyorsunuz yani. Ve bu kapıda devam edeceksiniz. Yani mutlaka. Çünkü gerçekten televizyonları falan seyretme ne diyeyim, talihsizliğine uğradığımız zamanlarda buradan hiçbir analitik bir şey çıkmıyor, yönlendirici birçok şey çıkıyor ama hiçbir ufkumuzu açacak geleceğe dönük. Yani nasıl bir toplum istiyoruz da, nasıl bir toplum istiyor?
için ufkumuzu açacak bir şeyi ekranlarda bulamıyoruz. Ama biz buralarda bulmaya mecburuz. Onun için yeni şeyler düşünmek için bizi kamçılıyorlar. Biz hafif rehavet anlarımız olursa, böyle geçmişten bahsetmek falan gibi rehavet anlarımız olursa katiyen geçmişten fazla bahsetmeyin demiş oluyorlar. Evet, hadi bakalım. Kolay gelsin. Ozan, senin de söyleyeceğin şeyler olabilir. Ben çok uzatmayayım. Sözü asıl sahiplerine bırakmak istiyorum. Değerli konuklar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 2019 Bahar Konferansı'nın, Cumartesi Konferansı'nın ilkini gerçekleştiriyoruz. Çok değerli iki hocamız var. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin çok başarılı, üretken iki hocası, Yetkin Hoca ve Türkmen Hoca. Hocalar tabii kendi alanında zaten çok yetkin ve önemli çalışmalar yapıyorlardı. Yaklaşık 10 yıldır da yanlış söylemeyeyim. Evet, tamam. Yetkin Hocam ve Türkmen Hocam seçim sistemleri üzerine çalışıyorlar. İlk kitaplarını hocamızın da gösterdiği 2011 yılında seçim barajı üzerinden aslında odak noktası itibariyle. Evet, böyle daha iyi oldu. Seçim barajına yönelik bir eksende tartışmışlardı seçim parametrelerini. Tabii ki aynı parametreler 2018 yılı itibariyle hem seçim sistemi hem hükümet sistemi değişikliğiyle beraber farklı bir yere doğru evrilince hocalarımız hemen bu noktada yapılması gerekeni aslında yaptılar, çalıştılar ve ikinci kitabı çıkarttılar. Burada seçim parametresi olarak tabii ki altını çizersek seçim barajıdır, sandalye dağıtım mekanizmasıdır, seçim çevresinin genişliği meselesidir. Bir de 2018'den itibaren ittifaklı bir sistemle beraber Türkiye'de başka bir noktaya doğru evrilmiştir. Seçim sisteminin analizi, temsilde adalet, yönetimde etkinlik ya da istikrar dersek aslında bir açıdan da bir ikilem. Biz bu noktayı siyasal sistem tartışmalarını ve yönetsel sistem tartışmalarını aslında atlıyoruz. Mevcut yapıda bu parametrelerde oynama yaptığımız zaman çok farklı sonuçlara gidebiliyoruz. Hocalarımız bu mevcut sonuçlar üzerinden ve bu sonuçları parametre değiştirdiğimizde nereye doğru aslında farklı sonuç evrilebileceğini gösterilmesi açısından olası simülasyonu ortaya koymak açısından çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Nesnel ölçütler üzerinden, matematiksel hesaplamalarla bunu yapıyorlar. Sadece seçim sistemi değil, 2018 yılı itibariyle artık yürürlüğe giren hükümet sistemi değişiklik, bu anlamda tabii ki Türkiye'nin başkanlık sistemi diyeceğimiz bir yeni yapıya dönüşümü ve güç hesaplaması ve yürütmene gücün toplanması noktasında da önemli analizleri var. Kendilerini merakla bekliyoruz. İkinci kitap da yakında basılacak. Bugün itibariyle yetişmedi ama o kitaba da erişeceğiz. Şu an itibariyle zaten arkadaşları burada olduğu için söylemiyorum. Yaptıkları çalışmalarla, alana yaptığı katkılarla Türkiye'nin en önde gelen seçim analistlerinden olarak değerlendirebiliriz. Ve bu daha da ön plana çıkacağını düşünüyorum arkadaşlarım. Bizim için burada olmaları bize bir katkı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve sözü uzatmıyorum, kendilerini bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Tamam, öncelikle hocalarımızın yani bu kadar iltifatına mazhar olduğumuz ve heyecanlandık. Çok teşekkür ederiz. Umarım bir katkımız oluyordur onlara. Ve öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Hocam size de. Zaten yüksek sesle. Evet, zaten sizler özetlediniz yaptığımız şeyleri. Biz de tam ilk cümlelerimiz bunlar olacaktı. Biz bu konulara 2010 değil mi? 2009-2010 yıllarında ilgi duymaya başladık. Aslında kişileri de burada hocalarımızı da anmak belki de gerekiyor. Fuat Hoca var, Fuat Aleskerov, matematikçidir. Benim aynı zamanda ikinci tez hocamdı. Rahmetli Yavuz Hoca var, Yavuz Sabuncu. Ve Hasan Ersel, o da matematikçi, iktisatçı. Bu üçünün yazdığı bir kitap vardı. Yine
bu konularda. Bu üçü bir araya geldiler. Biri anayasa hukukçusu, biri matematikçi, diğeri iktisatçı, matematikçi. Dolayısıyla aslında bu alan böyle bir çalışma, altı disipliner bir çalışma alanı olduğunu onlardan gördük. Hatta tüm bu hocalardan, rahmetli olmadan önce Yavuz hocadan da bu konuda bazı fikirler aldık. Ve biz de ben sayısal yöntemler alanında, Türkmen Hocam da iktisat alanında, iktisat politikaları alanında çalışmamıza rağmen bu alana biraz onların da teşviğiyle girdik. İlk problemimiz seçim barajıydı. Çünkü 2019 yıllarını düşünürseniz o yıllarda seçim sistemimizdeki en önemli mesele seçim barajıydı. Bu da özellikle 2002 ve 2007 yıllarındaki seçimler sonucunda ortaya çıkan sonuçlarla biraz toplumun gündemine iyice oturmuştu. Zaten böyle bir sorun var. Yani %10 çok yüksek bir baraj. Dünyada benzeri yok. İşte Avrupa'da yok. Dolayısıyla bu konuşuluyordu, tartışılıyordu. Zaten bilinen bir problemdi. Biz ilk etapta bu probleme yaklaştık. Daha sonra seçim sistemini inceleyince, tabii bir sistem çeşitli parçalardan, birbiriyle ilişkili parçalardan oluşuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu her parçasıyla bu sistemin oynadığınızda sistemin işleyişini değiştirebiliyorsunuz. Ve aynı altyapıyla başka sonuçlar elde edebilirsiniz. Farklı sistem uyguladığınızda. Yani mesela aynı oy oranlarını ele alın. Sistem başka olsun. Sonuç başka olacaktır. Veya tam tersi düşünelim. O oy oranlarını da sistemin nasıl olduğu etkileyecektir. Dolayısıyla bu şeyler matematiksel olarak da içinde bir şeyler taşıdığı için, özellikler taşıdığı için bizim ilgimizi çekti. Bu arada TEPAV'ın da ve işte direktörü Profesör Güvensak, ona da teşekkür ediyoruz buradan. Bizi bu çalışmalara ayrıca yönlendirdi. Onların ekibiyle de beraber bazı çalışmalar yaptık. Aslında bu kitapta önümüzdeki günlerde çıkacak olan ikinci kitapta aslında bu çalışmalarımızın bir araya getirilmesidir. Yani biz bir kitap yazalım deyip bu işe kalkışmadık. Bu 10 senelik serüven içerisinde seçim sistemiyle ilgili ne tartışıldıysa Türkiye'de veya ne olduysa biz bunu alıp o dönemde veya biraz daha öncesinde analiz ettik. Çeşitli senaryolarla, simülasyonlarla analiz edip sonuçları tartıştık. Böyle politika notlarımız çıktı TEPAV'dan. Ve bunları bir araya getirince ve bir altyapı, bir çerçeve hazırlayınca da bir kitap olarak ortaya çıktı. İkinci kitap da böyle. Şimdi artık isterseniz hangi konuları analiz ettik, ne yaptık, o konuda bir başlangıç yapalım. Sen şimdi bir şey söylemek istersen. Evet, ben de özellikle Binsay Hoca'ya ve Ozan Hocamıza çok teşekkür ederiz bizi davet ettikleri için. Ve tabii ki sizlere katıldığınız için. Tabii bizi umarım o övgülerine layık olarak bir sunum gerçekleştirebiliriz. Evet, Yetkin Hocamızın da söylediği gibi aslında yani bu süre gelen 2010'dan bu yana yaklaşık herhalde 10-11 politika notuyla olmuştur. İkinci kitap bu 10-11 politika notunun aslında bir birleşimi Yetkin Hocamızın da dediği gibi. Bu politika notlarını da zaten ayrı ayrı ulaşılabilir. Ama kitapta da zaten aslında bugüne de belki yetişebilecekti ama önümüzdeki haftaya kaldı. Bunları da değerli toplu orada bulabileceğiz. Hemen istersen sözü sana bırakayım. Sen başla. Ben de İsminde sonra... de ufak bir değişiklik olacak bu parametreleri çıkaracağız herhalde. Ama aşağı yukarı böyle olacak. Evet, şimdi öncelikle seçim sistemimizin parametreleri deyince ne anlıyoruz, yapısı deyince ne anlıyoruz, böyle ondan birazcık bahsedip ondan sonra tek tek bu parametreleri nasıl analiz ettik ona bir geçelim ve sonuçlara geçelim. Daha sonra da öneri ve tartışmalar kısmına geçeceğiz. Şimdi seçim sistemini basitçe
oyların sandalyelere ya da temsilciliklere dönüşüm mekanizması olarak bir part tanınıyor. Böyle bakarsak bir oylar var. Bu oylar bir mekanizmanın içine giriyor. Her sistemde olduğu gibi girdisi oylar diyelim, çıktısı sandalyeler veya bir güç, bir iktidar diyelim sonucu olsun. Böyle bir sistem var ortada. Eğer bu sistem oransal bir temsil sistemi ise, o zaman bu işin mantığı gereği oyların oranının, sandalyelerin oranına mümkünse eşit, mümkün değilse ki değildir matematiksel olarak, yakın olmasını bekleriz. Oransal sistem odur. Şimdi Türkiye'de de biz aslında uzun zamandır oransal bir temsil sistemini, seçim sistemini benimsiyoruz. Ancak tabii ki bu sistem içerisindeki bazı parametrelerin aldıkları değerler itibariyle bu oransallık bozulabilir. Buna da matematiksel olarak da bunu tanımlayabiliriz kolayca. Diyebiliriz ki oy oranı eksi sandalye oranı veya sandalye oranı eksi oy oranının şimdi mutlak değerini alırsak diyebiliriz ki bu kadarlık bir sapma var. Artı ya da eksi yönünde. Bunun işte maksimumunu alan var, ortalamasını alan var. Yani parti parti oluyor bu sapma. Bunu da temsilde adaletsizlik veya orantısızlık olarak tanımlayabiliriz. Matematiksel olarak. Basitçe. Ve diyoruz ki bu oylar sandalyelere, temsilciliklere dönüşürken mekanizmada öyle şeyler olabilir ki bu orantısızlık ya da adaletsizlik artabilir, azalabilir. Bu sizin mekanizmayı nasıl temsil tasarladığınızla alakalı. Tabii bunlardan ilk akla gelen baraj oluyor. Ama sadece baraj değil bu. İşte Ozan hocamızın da söylediği gibi bunun seçim bölgesi büyüklüğü başka şeylerde sandalye dağıtım mekanizması da bunu etkileyebiliyor. Bu işin bir kısmı, bir yönü. Yani diyoruz ki seçim sistemimizde oylar sandalyeye dönüştürülürken bir mekanizma var. Bunu tek tek inceleyeceğiz. Tek tek biraz sonuçlardan bahsedeceğiz. Ve burada da bir adaletsizlik olabilir. Buna da temsilde adaletsizlik diyoruz. Ancak bir seçim sistemi sadece temsilde tam olarak adalet sağlansın diye tasarlanmıyor. En azından bizim anayasamızda bunu böyle kabul etmemişiz. Yani dememişiz ki temsilde adaleti maksimum yap. Tam olarak sağla. Onun yerine herhalde tabii siyaset bilimciler çok daha iyi bilirler. Herhalde ondan önceki bazı temsil problemleri nedeniyle işte çeşitli bir türlü bir hükümetin yönetimde istikrar dediğimiz hani bir yönetimin oluşmaması gibi bazı problemler nedeniyle anayasamıza bu şu ifadesiyle yer bulmuş. Diyor ki seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. Şimdi biz buradaki her ifadeyi nesnel olarak nasıl tanımlayabiliriz diye düşündük önce. Dedi ki temsilde adalet. İşte biraz önce dedik ki eğer oy oranı eksi sandalye oranı dersek bunu matematiksel olarak tanımlamak mümkün. İki, yönetimde istikrar. Onu da tanımlamamız lazım ki bir nesne analizi yapabilelim. Bunu da şöyle tanımlıyoruz biz bütün çalışmalarımızda. Tabii yönetimde istikrar farklı şekillerde tanımlanabilir. Aynı yönetimin yıllarca işte kalması vesaire veya başarılı olması gibi de tanımlanabilir. Biz şöyle tanımlıyoruz. Bir hükümetin, eskiden güven oyu vardı biliyorsunuz. Güven oyu alacak bir hükümetin ortaya çıkabilmesi. Bu anlamda güç endeksleri dediğimiz matematik ve işte şeyde değil mi oyun teorisiyle ilgili bir güç endeksleri dediğimiz endeksler var. Bunlar partilerin koalisyon oluşturup belli kotayı aşabilmeleri, bu mesela diyelim %50 kotası, %50 kotasını aşabilmeleri için güçlerini hesaplıyor. Tabii bazen bir küçük partinin gücü de büyük parti kadar olabilir. Onu daha sonradan da konuşabiliriz. Dolayısıyla diyoruz ki yönetimde istikrar dediğimiz şey o seçim sonucunda ortaya çıkan sonuçların yani sandalye dağılımını bize bir hükümet çıkarıp
çıkarmamız veya bu olasılığın yüksek olup olmaması şeklinde matematiksel olarak tanımlanabilir. Böylece iki kavramı da tanımlamış oluyoruz. Ve geliyoruz ki üçüncü kavrama, yani bunları bağdaştırmak. Şimdi bunu çok açık tabii anayasa yazmıyor. Kanunlar da yazmıyor. Yani bağdaştırmak nedir? Tam eşit mi olmalı bunlar mesela? Dengeli mi olmalı? Zaten matematiksel olarak bir mümkün değil. Yani bunlar biraz elma ile armut gibi ama bir şekilde biz de bunu şöyle düşündük. Dedik ki yönetimde istikrar isteniyor. Evet. O zaman öyle bir şey bulalım ki biz, parametreleri öyle değiştirelim ki yönetimde istikrar gene sağlansın. Yani bir hükümet kurulsun. Ama temsilde, adalette mümkün olduğunca yüksek olsun. Yani maksimize olsun. Böyle bir model kurabilir miyiz dedik. Buradaki oynadığımız parametre de seçim barajıydı. Böylece bir model kurduk. Bu modelde de şunu demek istedik yani. Şimdi seçim barajı düşsün. %10 çok yüksek. Evet. Ama kaça düşsün? Yani 10 olmasın da 8 mi olsun? 7 mi olsun? 5 mi olsun? 0 mı olsun? Neye göre bunu belirleyeceğiz? İşte onun bağlantısını burada kurduk. İşte dedik ki şimdi 1995'ten beri biz aynı sistemi uyguluyorduk son seçime kadar. %10 barajlı The Hunt sandalye dağıtımının olduğu sistem. Tek barajlı, ülke barajlı, ülke genelinde tek baraj olan. Onun öncesinde de birçok sistem denemişiz. Çifte baraj denemişiz, başka işte artık bakiye vesaire. Ama son 95'ten beri aynı sistemi uyguluyoruz. Dolayısıyla bu bizim için bir simülasyon ortamı doğurdu. Yani 95, 99, 2002, 2007, 2011 ve daha sonraki seçimler de var. Ama biz 2011'de bu 5 şeyi ele alarak, seçimi ele alarak baraj üzerinde simülasyonlar, senaryo analizleri yaptık. Yani baraj %10 değil de 8 olsaydı, 9 olsaydı, 7 olsaydı gibi sürekli olarak sistemi çalıştırarak, her seferinde güç endeksinin bir hükümet kurmasını sağlayarak, çünkü o bizim kısıtımız, barajı kaça kadar düşürebiliriz diye bir soru sorduk. Evet. Orada hemen bir hatta buradan bir özet yapabiliriz. Şurada evet. Hasan hocamızın bir söylediği şeyi bir hatırlayarak geleceğim. Buradan bir model kurma Hasan Ersel hocamız tabii. Konuşulurken kendisi de şöyle bir yorum yapmıştı bu maddeyi okuduktan sonra. Bağdaştıracak kelimesini alarak o zaman anayasa bize burada bir ödünleşim olduğunu söylüyor demişti kendisi. Dolayısıyla ödünleşim, yani işte daha yüzdesiyle işte trade-off da kullanmıştı orada kendisi, hatırlıyorum. Dolayısıyla temsilde adaleti biraz istiyorsak tabii yönetimde istikrardan biraz ödün vermemiz lazım. Ya da yönetimde istikrar istiyorsak temsilde adaletten biraz ödün vermemiz lazım. İşte tam da burada optimizasyon devreye giriyor ve dolayısıyla bir denge bulmaya çalışıyoruz. Yani sonuçta biz ilk aradığımız soru yönetimde istikrardan tabii hiç kaybetmeden değil, çok az kaybederek tabii temsilde adaleti ama daha çok arttırmanın yolunu arayan bir soruyla yola çıkmıştık. Yetkin hocamızın söylediği gibi. Hasan hocamızın söylediği bu vurgu da bizi buradan aslında bu bağdaştıracak kelimesinden modele doğru, matematiksel modele doğru götürmüştü. Onu hatırlatmak istedim. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Yani tam hatta kitabın ön sözüne de bu düşüncelerini yazmıştık. Tam da onu diyecektim. Evet, ön sözünde de bu ifadeler aynı zamanda ona ait. Yani tabii Hasan hocamızın görüşleri bunlar. Görüşleri. Yani o bağdaştırmak kelimesi çok önemli. Yani bunu nasıl yapacağız? Tabii bunu yapabilmemiz için, yani matematiksel olarak bunlarla oynayabilmemiz için de bunları matematiksel olarak tanımlamamız gerekiyordu. İşte biraz önceki şey var. Yani bu tanıma tabii katılınabilir, katılınmayabilir. Yönetimde istikrar budur veya değildir denebilir. Ama bir şekilde bunu yapmak için dediğim gibi ölçmek gerekiyordu bunları. Şimdi oradan baraja geldik. Ben aslında bu slayta bir geri döneyim. Yani hem bir özet de yapmış olurum. Şimdi biz bu düşüncelerle seçim sistemimizin unsurlarını şöyle bir şematize etmiştik. Burada şöyle kısaca belki bundan bahsedersek bütün çalışmalarımızın özeti burada olacak. Seçim barajı da onlardan bir tanesi olacak. Şimdi
oy oranından sandalye oranına bir dönüşüm yapıyoruz. Bu dönüşümü yaparken bir seçim barajı olabilir, olmayabilir o sistemin içinde. Daha sonra tanımlayacağımız bu çevre büyüklüğü, yani seçim bölgesinin kaça bölündüğü ve temsilcilerin bu bölgelere kaçar adet dağıtıldığı ikinci faktör. Üçüncü faktör de sandalye dağıtım mekanizması. Biz The Hunt yöntemini biliyorsunuz kullanıyoruz. Ama başka yöntemler de var. Hare var, Droop var vesaire. Bir de bu. Yani işte biliyorsunuz oyları alıyoruz. İşte belli bir ilk milletvekilini çıkarıyoruz. Belli bir miktar düşüyoruz o partiden. Sonra kalandan ikinci karşılaştırmayı yapıyoruz. Böyle böyle dağıtıyoruz Hunt yönteminde. Onu daha ayrıntılı konuşuruz. Bu üçü vardı. Şimdi buraya bir de son yılda bir de ittifak, yani partilerin seçim öncesi ittifak yapmaları eklendi. Şimdi burada davranışsal etki diye bir geriye ok var. Noktalı, kesikli ok. O okun da anlamı şu. Şimdi biz oy verenlerin sisteme girdi. Sistem The Hunt'sa, işte baraj %10'sa, şöyleyse böyleyse sonuç ne olur diye bakıyoruz. Ama sistem öyle olduğu için insanlar oy verme davranışını değiştiriyor da olabilir. Yani örneğin %10 baraj olduğu için %10'u geçemeyeceğini düşündüğü birinci tercihine oy vermeyip gidip ikinci tercihine oy verebilir. Dolayısıyla şunu düşünebiliriz. Baraj olmasaydı bu kişi birinci tercihine oy verecekti. İşte o söylediğimiz etki de davranışsal etki dediğimiz, dinamik etki dediğimiz etki. Dolayısıyla bu oy oranlarını da etkiliyor. Oy oranlarını etkilediği için sandalye var. Dolayısıyla böyle bir dönüşüm de var. Devam ediyoruz. Sandalye oranı oluştu. Ancak bunu da mesela son seçimde gördük. Sandalye oranı oluştu. Yani sandalyeler oluştu. Partiler sandalyeleri aldılar, temsilciliklerini aldılar. Yalnız orada da işte bu bahsettiğimiz güç endeksleri bağlamında yeni bir hesaplama ve dolayısıyla buna bağlı siyaset oluşuyor. Mesela bir parti %40 oy sandalyeye sahip olsun. Diğer parti de %10 sandalyeye sahip olsun. Bir diğeri de %20 sandalyeye sahip olsun. Bu %20 ile %10 sandalyeye sahip olanların güçleri eşittir. Çünkü %50'lik bir kotada karar veriyorsak bu %40'lık parti zaten tek başına kotayı sağlayamadığı için mecburen koalisyona gidecek. Bu koalisyona gideceği partinin %10 olması ile %20 olması arasında bir fark yok. Hele hele %20'lik parti mesela o %40'lık partiyle koalisyon kurma olasılığı yoksa, siyaseten olasılık düşükse, diğerini yüksekse, yani %10'luk parti, hani bu kilit parti dediğimiz partiler oluşuyor ve bu %10'luk bir sandalyeyle çok ciddi bir güce ulaşmış oluyor. Bunun aldığı oyu da baştan düşünürsek, o oydan bu güce çok belki aldığı oydan çok daha fazla bir güce sahip olurken, diğeri aldığı oydan çok daha düşük bir sandalyeye ve hatta güce sahip olabilir. İşte sistem bu anlamda sapmalar yaratan bir sistem ve dolayısıyla temsil anlamında da sıkıntıları var. Biz de bunları tek tek inceledik. Burada davranışsal etkiyi tanımladım. Zaten söylemiştik. Şimdi bu orantısızlık endeksi, bunun ne kadar önemli bir konu olduğunu belirtmek için birkaç kelime daha söyleyeyim. Sonra sözü Türkan Hocam'a bırakacağım. Aslında belki şunu daha iyi hatırlarsınız. Bu bir baraj uygulamasının bir şekilde olduğu 1983 seçimlerinden sonra temsil edilemeyen parti ve o partinin oy oranı, yani %1'den daha fazla oy almış olmasına rağmen mecliste temsil edilememiş partiler, ki bir orantısızlık göstergesidir aynı zamanda bu. Hani sadece sandalye oy oranı arasındaki fark değil, bu da adaletsizlik göstergesidir. Ve o partinin aldığı toplam oy oranını gösteren bir tablo. Biz
şeyden oluşturmuştuk. Tabii burada 2002 seçiminin çok değişik bir, yani çok farklı bir sonucu var. Buna bakarsak, mesela 2002'ye sadece bakalım. 2002 seçiminde %1'in üzerinde oy almış olmasına karşı, diğerlerini yazmadık buraya. İşte bu partiler, oy oranları da orada. Mesela DYP 954 oyla. 9 parti mecliste temsil edilemiyor. Bu seçimde toplam 14 milyon oyun, 14 milyon 846 bin oyun, yani %45'in mecliste temsil edilemediği anlamına gelir. Bu 2002 seçimi çok çarpıcı bir örnek olduğu için buraya koyduk. Yani neredeyse oy verenlerin yarısı mecliste temsil edilememiş. Sebebi de, bunun en önemli sebebi de tabii ki görüldüğü gibi seçim barajının %10 olması. Yani seçim barajı sadece %8 olsa mesela MHP ile Doğru Yol Partisi meclise girecek ve %17'lik bir oy meclise girmiş olacak. Bütün sandalye dağılımı ve güç dağılımı değişecek. Hatta bizim hesapladığımız orantısızlık endeksini bu seçimler itibariyle bakacak olursak orada da 2002 seçiminin %31'lik bir orantısızlık. Yani bu maksimum bir partinin aldığı oyla sandalye oranı arasındaki maksimum fark. Bu da tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait tabii. %31'lik bir sapmayla, yani %30, şimdi tam hatırlamıyorum, küsür bir oyla %60'lık bir sandalyeye sahip oluyor. Ve bu kadarlık bir fark oluyor. Maksimumu da buraya alırsak orantısızlık endeksi bu. 2007'de de bir 15'lik fark var. 2009'da 9'luk fark var. Son birkaç cümle de bunun neden 2015 ve 18'e doğru giderek düştüğünü söyleyeyim. Baraj aynı kaldı biliyorsunuz. Baraj değişmedi. %10 kaldı ama neden peki böyle oldu? Gördüğünüz gibi temsilde adaletsizlik düşmüş. Yani 31'de başlamış 2002'de ama zaman içerisinde düşmüş. Bunun sebebi de işte o davranışsal etkide yatıyor. Çünkü insanlar artık bir süre sonra oy verdikleri partinin seçilemeyeceğini bildiklerinde artık yavaş yavaş diğer partiye, ikinci, üçüncü tercihlere kayıyorlar. Ve bu o kadar sık, çok oluyor ki, yani burada 2002 ile 15 arasında 13 yıl var, 10 yıl var. Bu 10 yıl içerisinde, yani siz bir barajı, yüksek bir barajı uzun bir süre, yeterince sürdürürseniz, artık bir süre sonra davranışsal bir hale geliyor bu. Ve artık diğer partiler kapanma noktasına geliyor. Yani artık tabela partisi haline geliyorlar. Halen yaşasa bile %1'in altında oy alır. Yani bir temerküz, bir bütünleşme haline getiriyorsunuz birkaç parti içerisinde. Dolayısıyla da tabii bu böyle olunca barajı %10 da yapsanız, 5 de yapsanız aslında çok da bir şey fark etmiyor. Ve yine seçilecek olan anlamda seçiliyor. Bu anlamda Yetkin Hoca'nın söylediğini destekleyecek olarak zaten orantısızlık endeksi düşüyor gözüküyor. Tabii doğru, bu güzel bir şey, orantısızlık endeksinin düşmesi. Çünkü temsilde adaletin arttığı anlamına geliyor. Fakat hocamızın söylediği sebepten ama verilen oyların birinci tercihlere gittiğinden emin değiliz. Yani birinci tercihlere gitmediğini biliyoruz. Hatta yaptığımız birkaç anket çalışmasında, geniş çaplı anket çalışmasında TEPAV'la birlikte, tabii TEPAV'ın desteğiyle yaptığımız çalışmada barajı geçen partilerin yaklaşık %10'u, oylarının %10'u aslında birincil tercihleri değil. Yani baraj düşseydi o %10 oy o partilerden gidecekti anlamına geliyor. Bu da azımsa, yani özellikle birinci ve ikinci partileri düşünürseniz aldıkları oyların %10'u çok ciddi oy miktarına tekabül ediyor. Dolayısıyla şimdi artık o %10 oranı Yetkin Hocamızın söylediği gibi dinamik etkiden dolayı artık mecburen ikinci tercih olarak kullanılıyor. Sabitlenir artık orada. Evet, dolayısıyla da davranışsal etki aslında yani anketlerle, tabii bu zaman içerisinde değişebilir ama o birkaç yapılan anket çalışmasında %10 kadar önemli bir etkiye sahip olduğunu görmüştük o zaman. Türkmen Hocamızın söylediği anket sorusu şöyle bir soruydu. Mesela kime oy veriyorsunuz? Vereceksiniz. Diyelim ki A Partisi'ne. Peki baraj olmasaydı kime oy verirdiniz?
Yani söylemek istediği de işte bu ikisi arasındaki farkın o partinin aldığı oyun %10'u kadar oldu. Yani %40 oy alıyorsa %4'ü aslında baraj olmasaydı alabileceği oy değil. Bu barajı geçenler. Tabii bu barajı geçenlerden kopacak olan da barajı geçemeyenlerin oyu aslında. Toplamda da bu çok ciddi zaten bir oy. Ama artık bu zaten diğer partiler aktif olarak yer almadıkları için zaten birkaç parti de toplandı. Ve biz hatta şunu söylüyoruz. Baraj bu anlamda kendisinden bekleneni, işlevi gördü. Yerine getirdi ve bitti. Yani bundan sonra barajı düşürseniz de düşürmeseniz de zaten ilerleyen analizlerimizde bunu daha net göreceğiz. Çok da bir şey olmayacak. Artık diğer parametreler öne çıktı. Zaten bir demokratikleşme paketi önerisi vardı. Onu da analiz etmiştik. Orada da göreceksiniz. Onun içinde mesela şey vardı. Barajı sıfıra düşürelim. Dar bölgeye geçelim. Orada da görüleceği gibi şimdiden söylemek gerekirse barajdan çok daha büyük bir etki yaratacaktı o. Eğer dar bölgeye geçseydik. Evet, neredeyse. Yani neredeyse çoğunluk sisteminin yaratacağı kadar büyük bir etki rakamlı olarak zaten vereceğiz. Evet. Dolayısıyla biz bu seçim barajı analizlerinden %4 gibi o zaman bir oranı, baraj oranı saptamıştık. Dediğimiz yönetimde istikrar zedelemeden temsilde adaleti en çok yükseltecek barajı. Yani her iki tarafı da her iki fikri de savunanı tatmin edecek olan bir barajın %4 olabileceğini, tabii davranışsal etkiyi bir tarafa koyuyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Siz %10'la yönetimde istikrarı sağlamak zorunda değilsiniz. %4'le de sağlayabilirsiniz. Ama aynı zamanda %4 yapsaydınız çok ciddi bir temsilde adalet kazanmamız mümkün olacaktı ama yapılmadı. O yıllarda biz bu eski bir analiz sonuçta o yıllarda bu %4 barajı ilk başta sorduğumuz sorunun cevabı olarak yani kaça düşürelim işte %4'e düşürelim şeklinde bulmuştuk. Onun da meclise giren partisi sayısı, temsil edilemeyen oy oranı, temsilde adaletsizlik endeksinde çok ciddi faydaları olacaktı. Ancak ayrı zamanda da alınan oy oranlarına göre hükümet oluşumunda hiçbir sorun yaşanmayacaktı. Yani %4 yapılsaydı. Ama dediğimiz gibi asıl etkisini seçim barajı ve sürdürülmesi dediğimiz noktada gösterdi bizce. Yani zaten artık o partiler ortada değil. İşte 4 ya da 5 partilik bir bazıları kilit parti olmak üzere işte çeşitli koalisyonlar falan yapılabilir ama 4-5 partiye düştü bizim siyasi yapımız. Yani siyasi yapımızı da bu anlamda şekillendirmiş oldu. Şimdi ikinci faktör olan şeyde de bazı önerilerimiz, analizlerimiz oldu. Bölgesel oy, bölgesel dağılım daha doğrusu seçim bölgesi değil mi? Evet. O konuda da Türkmen Hoca biraz. Evet. Parametrelerden birisi barajdı. Hatta bu çalışmaların başladığı ilk dönemde en önemli parametre tartışması barajdı. Oradaki önerimizi sunmuştuk. Şimdi burada da aslında çok önemli bir durumla karşı karşıyayız. Aslında bu konuda çok tartışılan fakat hiçbir nihayetinde değişiklik yapılmayan bir parametre diyelim. Seçim bölgelerine tahsis edilen milletvekili sayısı. Biliyorsunuz Türkiye'de işte 85 bölge vardı. Şimdi 87'ye çıktı son seçimle birlikte ve bu önümüzdeki dönemde de yine 87 olarak açıkladı YSK. Dolayısıyla seçim bölgelerine, her bir seçim bölgesine kaç tane milletvekili tahsis etmemiz gerekir? Bu önemli bir soru tabii. Dolayısıyla bunun için tabii ki YSK'nın tabii ki bir hesaplama yöntemi var. Onlarınki de tabii ki çok nesnel bir yöntem. Yani sonuç itibariyle nesnel formüllere dayalı bir yöntemle hesaplama yapıyorlar. Ama bizim önerimiz şuydu, bu formülde, bu formülde yapılabilecek basit matematiksel değişikliklerle yine nesnelliği kaybetmeden çok daha fazla temsilde adaleti bu konuda sağlayabilirsiniz önerisiydi. Zaten 2016 yılında CHP milletvekili Kazım Arslan aslında bunu meclise taşıdı ve öneri olarak sundu o dönemde bizim önerimizi.
bizden tabii görüş alarak. Fakat yürürlüğe konmadı. Yani sonuçta kabul edilmedi. Şimdi bu önerimizden hızlıca bahsedelim. Çok matematiksel detayına girmeden tabii. Bu tartışmayı hepimiz biliyoruz. Örneğin işte İstanbul'da bir milletvekiline düşen nüfusla, genelde Bayburt örneğini veririz hep genelde. Çünkü en az milletvekili orada çıkan. Evet. Bizim 2015'te en uç örnekler İstanbul Bayburt'ta, o yüzden oradan veriyorum. Bayburt'ta mesela bir milletvekiline düşen nüfusu kıyasladığınızda İstanbul'da bu 4 kat daha fazla. Yani bir milletvekili 4 kat daha nüfusu temsil ediyor. Bu tabii orantısızlık. Yani tersinden düşünürseniz Bayburt'taki bir vatandaş sanki İstanbul'daki 4 kat daha değerli anlamına çıkmış oluyor. İdeal durumda her seçim bölgesinde bir milletvekiline düşen nüfusun eşit olması beklenir tabii. Ama matematiksel olarak bu da yine mümkün değil. Çünkü her seçim bölgesine en az bir milletvekili vermek istediğimizden, en azından bu sebepten, başka sebepler de var. Bu tamamen ideal durum, mümkün değil. Ama bizim amacımız nedir tabii? Mümkün mertebe her seçim bölgesinde bir milletvekili düşen nüfusu eşitlemeye çalışmak. Temsilde adaleti eşitlemeye çalışmak için tabii. Şimdi YSK'nın tabii bu kendi metinleri, ben çok hızlıca matematiğin detayına girmeden yaptıkları işlemleri sıralayacağım. Çok basit olarak. İlk önce bu tabii 2015 olduğu için 550 rakamı var burada. Tabii şimdi bu 600 diye düşünün. O zaman il bazında düşünerek YSK şöyle yapıyor. Her ilde bir milletvekili olmak zorunda diyor. Tamam, bu da kabul. Dolayısıyla 550'den önce her ile bir milletvekili atıyor. Dolayısıyla her ilin bir milletvekili var. Sonra tabii 81 ilimiz olduğu için 550'den 81'i çıkartıyor. 469'u buluyor. Ve toplam nüfusu bu 469'a bölerek bir katsayı buluyor. Daha sonra da her il nüfusunu bu katsayıya bölerek, mesela işte Mersin'in olduğum için örneği vereyim. Mersin'in kaç tane milletvekili gelmesi gerektiğini, çıkması gerektiğini buluyor. Biz de aslında bizim önerimiz buna yakın olsa da çok az bir farklılık var. Ama çok önemli adalet getirdiğini düşünüyoruz. Sonuçları da göstereceğim zaten. Yine 550'yi kabul edelim. Bu 600 olarak da düşünebilirsiniz, fark etmez. Biz her ile bir milletvekili verilmesini biz de kabul ediyoruz. Ama onu en başta yapma diyoruz YSK'ya. En başta her ile bir milletvekili verirsen matematiksel sapman artacak diyoruz. O yüzden onun nüfusu, biz en başta direkt 550'ye bölerek bir katsayı buluyoruz. Daha sonra aynı onun yaptığı gibi il nüfusunu bizim hesapladığımız katsayıya bölerek her ilin milletvekili sayısını buluyoruz. Bizde şöyle bir durum söz konusu olabilir. 0 ile 1 arasında bir sayı çıkabilir. O yüzden 0 ile 1 arasında sayı kaç olursa olsun onu 1'e tamamlıyoruz ki bütün illerin milletvekili sayısı en azından 1 olsun. Dolayısıyla dediğim gibi matematiksel detaylar zaten çalışmalarımızda var. Yani farklılık çok basit ama matematiksel anlamda da çok net. Bu durumda şu grafiklere ilk önce geçeyim, göstereyim. Bu YSK yöntemiyle, burada dikkat etmenizi istediğim şey, tabii noktalardan ziyade ortadaki trend eğrisi. Bu trend eğrisi ne kadar yatay eksene paralel olursa o kadar adalet var demektir. Bu da bizim önerimizde yapılan. Yani bariz bir şekilde, tabii bunu da söyleyeceğim. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken ilk şey bu. Zaten bu YSK yöntemi sonuçları, bu bizim önerimiz. Görüldüğü gibi x ekseni paralel, daha paralel olduğu gözüküyor. İkinci bir gösterge, tabii ki şimdi katsayı, matematiksel değişim katsayısından bahsedeceğim ama bu noktaların, yani basitçe şöyle düşünün, bu noktalar birbirine ne kadar yakınsa tabii o kadar yine temsilde adalet olur. Dolayısıyla yine iki grafikte görüldüğü üzere bu YSK yöntemi bizim önerdiğimiz yöntemle de daha yakın olduğu gözüküyor. Bir diğer göstergeye gideyim. Bunların hepsi ayrı ayrı bizim yöntemi desteklemiş oluyor. Bu biz her seçim döneminde bunu yeniliyoruz ama bu resimler 2015 seçiminden olduğu için bu örneği vereyim. En üstteki ile bakın, İstanbul. En alttaki il Bayburt. Yani demek ki en başta söylediğim gibi o dönemde en çarpıcı farklılık Bayburt ve İstanbul'daymış. Yani rakamları da söyleyeyim, yaklaşık 4 katı o tabirle Bayburt'taki bir kişi daha değerli anlamına gelmiş oluyor. Çünkü bir kişiye, bir milletvekiline düşen nüfus İstanbul'da daha fazla, 4 kat daha fazla.
Bu tabii bizim analizimizde de aradaki fark sıfır değil doğal olarak söylediğim sebeplerden. Bizde de Sinop'la Bayburt aynı 2015 seçimine bizim yöntemle replike edersek, simüle edersek. Ama aradaki kat farkı 2.4. Yani bir tanesinde 4 kat sapma varken bir tanesinde 2.4 kat sapma var. Söylediğim bu 3 göstergede bizim yöntemin aslında milletvekiline düşen nüfus konusunda daha adil bir öneri olduğunu göstermiş oluyor. Dediğim gibi yöntemde de büyük bir değişiklik yok. Aslında söylediğimiz çok basit bir matematiksel mantık. İlk önce biri atamadan önce bölme işlemini yapıp sonra atamayı yapıyoruz. Aradaki fark o. Buradan da o grafiklerin dışında daha somut sayılarla ifade etmek istersek ideal durum olsaydı ki öyle bir durumun olamayacağını söyledik. Çünkü biz her seçim bölgesine zaten bir tane atamak istiyoruz. Nüfus ne kadar düşük olsa da. O yüzden ideal duruma asla ulaşamayacağız ama ideal durumda standart sapma 0. Ortalama Türkiye nüfusunu bas alınca 141.265. Tabii dolayısıyla da standart sapma bölü ortalama olan değişim katsayısı da 0 çıkmalı. Tabii buna ne kadar yakın çıkıyorsanız o kadar başarılısınız demektir. YSK'da standart sapma ve ortalama standart sapmayı ortalamaya böldüğünüzde elde ettiğiniz değişim katsayısı 0.23. Dediğim gibi bunun 0'a yakın olması tabii ki sapmayı azaltacağı için bizim önerdiğimiz metotla da 0.14. Yani değişim katsayısı da daha düşük olarak bu konuda temsilde adaleti daha fazla sağladığını söyleyebiliriz. Zaten ortalamalara da bakarsanız yine milletvekiline düşen nüfus bakımında ortalama bizimkinin, bizim önerdiğimiz yöntemin ideal duruma daha yakın olduğunu da görüyoruz. Çok daha yakın olduğunu hatta da gösteriyoruz. Dediğim gibi bu aslında çok biz defalarca bunu politika notu olarak yazdık. En son da aslında siyasilerin de dikkatini çekti. Dediğim gibi bize gelen bir telefonla işte biz bunu öneri olarak sunmak istiyoruz dendi. Ve çok tabii biz de sevindik. Dediğim gibi Kazım Arslan 2016 yılında. Fakat öneri sunuldu. Hakikaten de sundular. Ama dediğim gibi bir değişiklik olmadı. Ve şu anda yeni açıklanan YSK'nın bu yıl içerisinde açıkladığı, daha doğrusu geçen yıl bu yıl için açıkladığı raporda yine eski metodoloji kullanacağını söylüyor. Bir ufak bir tabii şey bu, var. Tabii. Şimdi tabii bu yöntemin diğer temsilde adaletten şöyle bir farkı var. Orada sistemin içerisinde exposed bir sonuç ortaya çıkıyor. Burada herkese aslında yani tüm partiler için her şey için yani sisteme önceden bir adalet yani oy verenler anlamında bir adalet. Oy alanlar değil de oy verenler anlamında bir adalet sağlıyoruz burada. Yani dolayısıyla bunun aslında çok daha kabul edilebilir olması gerekir. Hani diğer siyasi tartışmalardan da ari olması beklenir. Çünkü yani sırf bunun için hani bir yerden bir yere taşınabilirsiniz bile. Çünkü bir vatandaşlık eşitliği bakımından dediği gibi Türkmen hocalarımız matematiksel olarak mümkün değil. Yani eğer bir ülkeyi siz seçim bölgelerine bölüyorsanız ve bunların da nüfusları aynı değilse tabii ki bu tam sağlamak mümkün değil ama yine de mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışmak da gerekiyor diye düşünüyoruz. Dediği grafikleri de tekrar hatırlatmış olduk. Şimdi bir üçüncü parametreye geçelim. Yine ilk ikisi aslında çok tartışılan bir şey. Kamuoyunda da çok tartışılır. O ilk ikisini hepiniz gazetelerden, televizyonlardan takip ettiğimiz bir şey. Ama bunların arasında en az tartışılanı, en azından bize göre en az tartışılanı sandalye dağıtım metodu. Yani bizim yıllarca uyguladığımız Dehont yöntemi. Aslında bu yöntem diğerlerinden nazaran çok daha yüksek etkilerde yapabiliyor. Biz de ilk önce bunu ele aldık. Çünkü alternatif en başta Yetkin hocamızın söylediği gibi drop olsun, hair olsun, senlik olsun ve sayısız daha çok fazla sayabileceğimiz sandalye dağıtım metodu var. Şimdi 2015 yine bunları biz tabii hep bütün seçimlerde yine diyoruz. Buradakiler şu anda 2015 rakamları sunduğumuz zaman kısıtlı olduğu için örnek olsun diye tabii sunuyoruz bunları. Dehont zaten yani matematiksel olarak bildiğimiz üzere hiçbir seçim sonucu gelmeden vesaire birinci parti kim olursa olsun birinci partiye yani en yüksek birinci parti derken en yüksek oyu olan partiye avantaj sağlayan matematiksel formülü gereği avantaj sağlayan daha çok yönetimde istikrarı desteklemeye yönelik bir sandalye dağıtım mekanizması. Bunlardan durup genelde daha eşit ağırlıklı yani yönetimde istikrar ve temsilde adaleti daha eş gören hayır ve senlik de SL diyelim bundan sonra SL
yöntemleri de genelde temsilde adaleti daha çok öne çıkartan sandalye dağıtım mekanizmaları. Tabii Türkiye'de biz bu çalışmaları yaptığımızda genelde bütün parametreler hep yönetimde istikrara yönelik idi diyelim şimdiye kadar. Bundan sonra tabii değişebilir bunlar ama dolayısıyla en azından bazı parametrelerin tamam baraj düşürülmedi ya da işte seçim büyüklük çevre büyüklükleri değişilmedi vesaire ama en azından sandalye dağıtım mekanizmasında bazı düzenlemeler temsilde adalete yönelik yapılabilir diye bu da bizim yaptığımız bir çalışmada. Mesela 2015 oy oranlarını biliyoruz. Zaten dehont dediğimiz gerçekleşen değerler. Çünkü zaten dehont kullanılıyordu. Ama Drupp, Hare ve Sandlick'le yaptığımız zaman çıkan sonuçları görüyorsunuz. Aynı biraz önce söylediğim gibi soldan sağa doğru gittikçe temsilde adaleti daha ön plana çıkaran dağıtım mekanizmaları olduğu için birinci partinin oyu aldığı kazandığı sandalye sayısı daha düşüyor. Keza hemen ikinci partide bir artış, üçüncü partide bir artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aldıkları oy oranına daha yakın sandalye sayısı çıkartmaya göre Hare ve Sandlick'in daha başarılı olduğunu görüyoruz. Zaten bu tablo da yine aynı bu sonuçları söylüyor. İdeal temsil durumunda olması gereken sandalye sayıları var. Haziran mıydı bu arada? 2015 Haziran olması. Olabilir, evet. İdeal durum derken aldıkları oy oranı kadar sandalye çıkartsalardı işte AK Parti o zaman 236, CHP 144 çıkartıyormuş. Ama bu sandalye dağıtım mekanizmalarını uygulayınca ideal durumdan ne kadar saptıklarını görüyoruz. İdeal durum temsilde adalete göre ideal durum, onu söyleyelim tekrar. Gördüğünüz gibi yine biraz önce söylediğim vurgu burada da var. Hare ve Sandlick'te temsilde adalete göre sapmalar. Tabii ki olacak yine dağıtım mekanizması olduğu için ama Dehont ve Drupp'a göre oldukça düşük. Yani bizim buradaki argümanımız en azından iki şeye vurgu yapmak istemiştik. Sandalye dağıtım metotları aslında en az diğer parametreler kadar önemli ama en az tartışılan konu en azından Türkiye için söylüyoruz. Dolayısıyla bir bu tartışmayı ortaya koymak. İkincisi de eğer diğer temsilde adalete vurgu yapan parametrelerde değişiklik yapılmıyorsa en azından bu parametrede değişiklik yapılması gündeme gelebilirdi. Hatta birazdan Yetkin hocamız da tekrar vurgu yapar. İttifaklı seçim sisteminde şimdi iki kere dehont uyguladığımız için en azından iki dehontun yerine ikinci dehontta, ikinci aşamada farklı bir dağıtım yöntemi de izlenebilirdi. Bunu da birazdan konuşmuş olacağız. Tam burada bir şey de söyleyeyim demokratikleşme paketine geçince. Şimdi şu anda kadar 3 parametreyle ilgili konuştuk. Biri işte bölgesel büyüklük milletvekili dağılımı, diğeri baraj, diğeri de sandalye dağıtım yöntemi. Zaten şu görülüyor ki herhalde hep yönetimde istikrarı kim hangisi destekleyecekse en azından baraj ve sandalye dağıtım yönteminde öyle. Bölgesel olarak da bölgelere dağıttığımız milletvekilinin temsil ettiği nüfus sayısı bir yana bir de ülkeyi yani tüm seçim alanını kaça böldüğünüz de önemli zaten. Yani mesela hiç bölmeyebilirsiniz. İsrail'deki gibi. Yani, tek bir seçim bölgesi. Mesela, tüm Türkiye'yi tek bir seçim bölgesi olarak alabiliriz. Şimdi orada barajda tam bir monoton artış azalış sağlayamıyoruz ama bunda gerçekten de monoton bir artış azalış sağlayabiliriz. Yani şöyle diyebiliriz. Bir ülkeyi ne kadar bölerseniz o kadar adaletsiz bir seçime doğru yani adalet temsilde adaleti o kadar düşürürsünüz değil mi diyebiliriz evet, bunu. Tabii. Zaten ne kadar bölmezseniz o kadar. Aynen. Zaten Lippert'in çalışmalarında kendisi bunu formüle de etmiş. Evet. Yani yaptığı çalışmalarla ikisi arasında ters orantı olduğunu. Tam ters orantı var. Olduğunu söylüyor. Yani seçim bölge sayısı ne kadar artarsa aslında siz orada görünmeyen bir baraj yaratmış oluyorsunuz ve ne sayıyı arttırdıkça görünmeyen barajı daha da yükseltmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla aynen o görünmeyen barajda yükseldiği için temsilde adalet zarar görüyor. Yani direkt olarak aralarında bir ters orantı var. Evet. Yani dolayısıyla buradan iki şey söylemek istiyorum. Bunu bu araya koymamın sebebi şu oldu. Birincisi biz 85 bölge falan ülkeyi böldüğümüz için seçim bölgesine. Zaten şimdi 87 oldu. Şimdi 87 oldu. Bunu da zaten yine aynı diğer iki parametrenin özelliğinin yanına bunu da koyabiliriz. Yani biz seçim bölgelerini bölüyoruz çünkü. Dolayısıyla 85'e. İkinci söylemek istediğim de tam bu demokratikleşme paketine gelince bunu ne kadar fazlalaştırırsak o kadar da demek ki temsilde adaleti yine aşağı indireceğiz gibi bir
kural şimdiden söyleyebiliriz. Tam da bu konuda demokratikleşme paketi adı altında bir öneri olmuştu. 30 Eylül 2013 tarihinde dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi dönemin başbakanı, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi bizzat demokratikleşme paketi adı altında bir öneriler dizisi açıklamış. Televizyonda belki hatırlarsınız böyle bir şeyde. Ve 3 somut öneriden bahsetmiş ve bunların tartışılmasını istediklerini, sonunda da birine karar verileceğini söylemişti. Şimdi biz de o dönemde, işte dediğimiz gibi bunlar şey yaptıkça biz de böyle aldık analiz ettik. Tam da o dönemde bu söylendikten hemen sonra biz bu önerileri tek tek simülasyonlarla şöyle, yani bu öneri olsaydı son seçimin sonuçları ne olurdu şeklinde analiz etmiştik. Şimdi bu 3 öneriyi hatırlamakta fayda var. Bu çok önemli. Birincisi mevcut sistemin korunmasıydı. O da o dönem için %10 baraj ve 85 seçim bölgesini oluşan mevcut sistemin aynen korunması demişti. İkinci önerisi de düşük barajlı daraltılmış bölge sistemi adı verilen bir sistemdi. Bu sistemde seçim barajını %5'e düşürelim. Ve en fazla 5 milletvekili, bu öncelikle açıktan söylenmedi galiba ama sonradan konuşuldu. En fazla 5 milletvekilinin çıkaracağı daraltılmış bölgelere geçelim. Aslında bu ikinci öneriyi bizim seçim sistemimiz itibariyle düşünürseniz, bizim zaten daraltılmış bölge seçim sistemimiz var. Yani dar bölge değil ama aşağı yukarı böyle bir, biz 85'e bölmüşüz. Burada milletvekili sayısını fixliyoruz. Yani 5 diyoruz her bölgede. Ve ona göre kaç bölge oluşacaksa o kadar bölgede seçim yapalım. Yani dediği gibi YSK'da şimdi de aslında zımni olarak orada bir sayı var. 18 o sayı. 18 olana kadar bir seçim. Mesela. Bir seçim çevresi. Ancak 18'i geçtikten sonra 2'ye bölüyor. 2'ye. 36 oldu mu 3'e bölüyor. O bu 5 gidiyor. Olunca 18'den daha dar bir şey. Tabii çok daha fazla daraltılmış. Evet. Buradaki milletvekili sayısı, bölgeye düşen milletvekili sayısı ne kadar azalırsa o kadar dar oluyor. Kural da bu. Üçüncü öneri ise barajsız dar bölge sistemi. Dar bölge deyince artık iyice dar, o bir milletvekili anlaşılıyor. Her bölgeye bir milletvekili. Kaç milletvekiliniz var? 550 varsa 550 bölge, 600 varsa 600 bölge demek bu. Tabii ne, başta demiştik ne kadar daraltırsak o kadar temsil daha adalet şey olur. Şimdi onun sonuçlarını göreceğiz. Bunlar tartışıldı. Dolayısıyla hatta üçüncü öneride barajsız özelliği önemliydi. Bakın 2013 tarihi. Şimdi en başında demiştik ki 2002'de bir şey oluştu. Barajın çok önemli bir etkisi oluştu. Sonra bu 10 sene sürdü. Ve bu 10 sene sonunda baraj zaten yapacağını yaptı dedik. Hem seçim sonuçları bağlamında hem de siyasi iklimin veya işte partilerin oluşması bağlamında. Tam da bu aşamada barajı kaldıralım. Yani bize göre zaten artık barajı kaldırsanız da düşürseniz de hiçbir şey fark etmeyecek bir noktada aslında diğer bir parametre öne sürülmüş oldu. Bu da dar ya da daraltılmış seçim bölgesi parametresiydi. Tabii bunu şimdi kimse nasıl yapacağını da o dönemde bilmiyordu. Biz buna da biz kendimizce matematiksel yöntemlerle yaklaşarak ülkeyi 147 bölgeye daraltılmış da dar bölgede de işte 600 bölgeye, bölge 550'ye böldük. Yani bu çalışmaları yapmadan önce, tabii ki önce o bölgelerin hangileri olacağını tespit etmek gerekiyordu. Bunu galiba bir Seyfettin Hoca değil mi? Seyfettin Gürsel hocamız da, kendisi o da kendi ayrı bir çalışma olarak buna benzer bir çalışma. Bir de biz yaptık bu çalışmayı ve ondan sonra o bölgelerin üzerinde de son seçim sonuçlarını kullanarak ve bu sistemler geçerli olsaydı diyerek seçim sonuçları analiz ettik. Sonuçlar şöyle çıktı. Bu kırmızı olan dar bölge sıfır baraj. Kavun içi işte turuncu olan daraltılmış %5 baraj. Diğeri ise mevcut sistem. De bir önceki galiba 2011 seçimleri değil mi? 2011 seçimleri bu şekilde gerçekleşseydi sonuçlar ne olurdu? Sonuçları bunlar. Bunlar tabii şeyden yani biz onları diğer seçimler içinde yaptık. Sonuç yani rakamlar tabii değişebilir ama buradaki şey paten değişmeyecek. Yani birinci parti tabii kim olursa olsun bu bölgenin daraltılması ve dar bölgeye geçişi gördüğünüz gibi monoton olarak o partinin
sandalye sayısını arttırıyor. Yani temsilde adalet zedeliyor. Çünkü aldığı oy oranından çok çok daha fazla sandalye sayısına kavuşmasına neden oluyor. Aynı oyla sadece bölge sayısını değiştirerek. İlkinde mevcutta 85 bölge var. Daraltılmışta 147 bölge var. Dar bölgede de zaten adı üstünde 550 bölge olmak zorunda. Birkaç da şeyden bahsedelim. Bu dar ve daraltılmış bölgeyi nelere göre böldük biz? Aslında bunu da hani kendimiz bulmadık. Yani yazan şeyler var. İşte o bölgeler bölünürken YSK nelere dikkat ediyorsa. İşte mülki sınırların mülki korunması. Mülki ve idari bütünlük diyor. Yani ondan görece. Sonra komşuluk. Komşuluğun bölünmemesi vesaire gibi birkaç kriterle bunu matematiksel olarak en uygun dengeyi sağlayacak şekilde bölgelendirmeyi yaptık. Yani bu sisteme geçilseydi muhtemelen böyle bir çalışma yapılıp Türkiye'de bu 147 ya da 550 bölge şunlardır şeklinde bir ilçe ilçe bunlar belirtilecekti. Biz de yani belki bizimkiyle aynısını yapmayacaklardı. Biz ideal yaptık biraz gene o da yine aynı sapmaları falan saplayarak nüfus sapmalarını. Ama aşağı yukarı yine benzeyecekti. Onu da burada belirtmiş olduk. Zaten burada en çarpıcı sonuç sizin de dikkat ettiğiniz üzere dar bölgeye lazım. Geçildiği zaman tabii bu 550 milletvekili üstünden olunca 422'si bir partiye gitmiş oluyor. Dar bölgeye geçilseydi. Daraltılmış da. YSK yapsaydı 450 olacak. Bir de o var. Evet, belki 5-10'da orada artardı. Yani o da literatürde bölgeler ayırmak da bildiğiniz üzere çok önemli bir. Evet yani buna tabii gerrymandering denen bir şey de var. Şimdi bu 422 tabii ve 360'ı da söylemek lazım. 550'nin oranı olarak baktığınızda 422. Tabii bunlar 550'nin 600'ünü değil. Zaten tek başına anayasayı değiştirme gücü demektir. Diğeri de yine anayasayı değiştirmeye tek başına hak oylamasına gitme oranı idi. Eğer yani bu sisteme geçilseydi, şimdi o zaman şu dendi, anayasal olarak dar bölgeye geçilemez, anayasaya aykırı vesaire dendi ama daraltılmış bölgeye çok rahatlıkla geçebilirdi. Ve daraltılmış bölgenin 5 milletvekili değil de diyelim ki ona 3 deseniz, 2 deseniz zaten dar bölgeye yaklaşırsınız. Yani aşağı yukarı 360 ile 422 arasında bir şey çıkacak yani öyle olunca. Dolayısıyla yani bizce bunun önünde herhangi bir yasal engel olmamasına karşı bu öneriyi ortaya atan iktidar bundan kendisi vazgeçti. Kendisi vazgeçti yani bizim bildiğimiz kadarıyla. Yani neden oldu? Mevcut sistemle devam. Yani böyle bir iyi bir model. Yani hocam bundan o anlamda daha iyi bir model galiba yoktu. Ama herhalde bu kadar olsun bu kadar çok belirgin olacaktı belki. Evet yani biz de tabii ki bu analizleri o dönemlerde yapıp yayınlayarak işte toplumu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yani nesnel olarak bakın bu olursa biz sonuçta bu çalışmayı her iki parti de bizi çağırdığı için hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem de AK Parti'yi sunduk zaten. Evet, her ikisi de bu sonuçları o dönemde biliyordu. Biliyorlardı aslında. Her ikisi de davet edilmişti. Evet. Ve sonra aradan zaman geçti. Seçim sistemiyle ilgili değişiklik konusu bildiğiniz gibi en son 2019 seçimleri öne alındı ve ondan hemen sonra ittifaklı sistem diye açıkçası bizim de hiç aklımıza gelmeyen daha önceden. Yani şu daraltılmışı olabilir diye düşünüyorduk ama onun hiç aklına gelmedi. Efendim? Şeytanın da aklına bir sistem geldi. Ülkemizde bizim yazacağımız kitap sayısının artmasına neden oldu. Sürekli seçim sistemleri değişiklik olunca. Evet, son 10 yılda böyle sürekli. Başka bir ülkede olsak bu kadar farklı simülasyonları herhalde yapamazdık. Doğru. Evet. Bunda da biliyorsunuz 600 milletvekiline çıkarıldı 550 milletvekili. 87 bölgeye çıkarıldı. Bu o sırada yapılmış değişiklikleri şöyle bir hızlıca listelersek. Bir toplam milletvekili sayısı 2017 yılında ki çıkan bir halk oylamasıyla biliyorsunuz bir şey kabul edildi. Ve ona bağlı olarak zaten otomatikman 550'den 600'e çıktı. Seçim bölge sayısı 85'ten 87'ye çıktı. YSK buna uygun kendi hesaplarıyla düzenlemesini yapınca işte iki bölge artırdı. Nüfus artınca belli şeylerde güncelliyor. Yani bu bahsettiğimiz gibi radikal bir değişiklik değil. Bu bir güncelleme. Üçüncüsü de seçim ittifakı. Yani partilerin seçime ittifak yaparak
girebilmesine olanak tanıdı. Yani bu ilk başta gösterdiğimiz koalisyonların oluşturulduğu seçim sonrası ittifak değil de, koalisyon değil de seçim öncesinde bir ittifak yapılması. Dolayısıyla bizim şeklimize bir de o barajın vesaire olduğu yere bir de bu eklendi. Hatta davranışsal etkinliği içinde de olduğunu düşünebiliriz. Yani partisinin ittifak yapacağını düşünen oy veren belki oy vermekten vazgeçecek veya tam tersine oy verecek gibi etkileyebilir. Ve burada bir özellik daha var. Onu önceye bırakayım. O da ilginç bir şekilde ittifakı yapan partilerin küçük olanına dezavantaj olarak geri dönecek bir sistem oldu. Yani aslında iki aşamalı bir dağıtım sistemi var. Bu iki aşamanın ikisinde de The Hunt yöntemini uyguluyoruz. Hocam, evet, sen çok kısaca hatırlatalım. Biliyorsunuz iki aşamadan oluşmuştu bu seçim süreci ittifaklı olduğu için. Birincisinde ittifakı oluşturan partiler işte A ile B olsun. Onlara tek tek oy verip ya da bir ortak oy verebiliyordu. Bu oyların hepsi ilk aşamada bir parti gibi sayılmıştı biliyorsunuz toplam oyları. Dolayısıyla diğer ittifaklar için de aynı şey geçerliydi. Burada önemli olan tabii bu %10 barajı kuralının uygulanmasıydı. Ve ittifakın içindeyseniz ve ittifakın toplam oyu %10 barajını geçiyorsa siz de kurtarmış oluyordunuz. Bu anlamda aslında temsilde adaleti arttırıcı bir unsur oluyor bu açıdan bakınca. İkinci aşamada da tabii ittifaklara sandalyeler dağıtıldı ama ittifak içinde nasıl sandalye dağıtılacak? Onda da yine ittifakın içinde The Hunt uygulamasına geçildi. Burada da bu sefer yine Etkin hocamızın söylediği gibi yine The Hunt uygulandığı için bu sefer de parti içindeki küçük partiyi daha dezavantajlı duruma sokmuş oldu. Bu aynı bilgiyi aslında birinci aşamada da kullanırsak eğer bir taraf ittifak yapar, diğer partiler tek tek parti olarak girerse The Hunt büyük çok oy alan partiye yaradığı için tek tek girmek dezavantajlı oldu. Yani bir anlamda birazdan aslında vurgu yapacağız ama ittifaklı sistem eğer bir taraf ittifak yapıyorsa diğer tarafın muhakkak ittifak yapmasını gerektirdi. Aksi takdirde durduğunuz yerde sandalye sayınız azalacak. Ama ittifak yaparsanız bu dezavantajınızı giderebiliyordunuz. Çünkü The Hunt uygulandığı zaman The Hunt her zaman büyük birinci partiye daha avantajlı sandalye dağıttığını söylemiştik. Söylemek istediğim var. Tamam. Şöyle söyleyebiliriz burada. Zaten sonuçları bir de burada listeleyeceğiz. Yani bu sistemin sonuçlarını. Şimdi bir parti düşünelim. %40 oy almış olsun. Diğeri %10 oy almış olsun. Burada şunu söylüyoruz. Bu ikisi ittifak yaptı. %50 oldular. %50 zaten diğer bütün partilerden daha yüksek oy oranları olduğu için The Hunt sistemi bunların işine yarayacak. İkisinin ortak olarak işine yarayacak. Ama hangi oranda yarayacak? %50 ve işte diğer partilerin oy oranları karşılaştırmasında yarayacak. Ancak bunların içinde bir diyelim ki bunlar 300 milletvekili aldı. Şimdi bu 300 milletvekillerin bu ikisinin arasında paylaştıracağız. Bu aradaki oran %80'e 20 olacak. Yani 40'a 10'du ya. Bu %8 yani The Hunt burada büyük partiye çok ciddi bir şekilde diğer küçük parti aleyhine çalışacak. Yani kendi için. Dolayısıyla aslında toplamda bakarsak en büyük parti kimse ve oy oranlar arasında biraz fark varsa hele de küçük bir partiyle ittifakı yetiyorsa hani bir şeyler için neredeyse ittifak kazanımlarının tamamını o büyük partinin alması gibi bir durum ortaya çıkmış oluyor. Tabii bu durumda da işte gerçek örnekte bakarsak bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumuna karşılık geliyor. Tabii bu aynı oyun teorisinde olduğu gibi ama karşı tarafta ittifak yaptığı için zaten o birinci bu sefer ilk grubun ittifaktan kazandığı miktar düşecek. Zaten şimdi olarak, ittifak olmasaydı seçim sonuçları nasıl olurdu diye bir slaydımız da olacak. Oradan aslında çarpıcı birkaç sonuç da göstermiş olacağız. Aynen. Türkmen hocamızın liste şeyleri bir liste halinde verirsek bu yeni seçim sistemi bir kere partiler arasında ittifaklara imkan tanıyor. İki, bu ittifaklar özellikle baraj sorunu olan partilerin baraj sorununu çözme imkanı sağlıyor. Bir taraftan temsil adaleti de aslında bu anlamda artırabilecek bir sistem. Yani ittifak içerisine girdiği takdirde en azından baraj altı kalma durumu olmayacak. Hatta
böyle partilerin birinci tercihlerinden oy alabilme şeyini de böylece sağlayacak. Yani baktığınız zaman yani o partiye oy vermeyen kişi ittifakın içinde nasıl olsa artık barajın altına düşmeyeceğini düşüneceği için ona oy verme imkanı sağlayacak. Diğer taraftan burada ne demişiz? The Hunt. O büyük parti avantajı. Evet, büyük parti avantajı söylediğim. Evet, Türk Bey hocamızın söylediği burada çok önemli. Tam da biz o arada zaten bu analizleri yapmıştık. Sonra da partiler biraz düşündüler filan ama sonunda iki ittifak yani bir ittifaklara gitmeye karar verdiler. Zaten başka türlüsü düşünülemezdi. Yani bu sistem bir şekilde ortaya konmuşsa siz böyle bir ittifakın karşısında biz ittifak yapmıyoruz demeye yükselen pek sahip değilsiniz. Matematik olarak o zaten biz o yazıyı da ikinci ittifak oluşmadan önce yazmıştık. Evet. İttifaklar ittifakları zorluyor başlıyor diye bir başlığı vardı. O dönemden sonra ikinci ittifak da zaten kurulmak zorundaydı ve kuruldu. Evet. İkinci, son özellikle işte ikinci aşamada The Hunt olması nedeniyle küçük partiye burada çok büyük bir dezavantaj. Yani şu yapılabilirdi onu söylüyoruz. Bari hani ittifak sistemini yapıyorsanız hani bari ittifak içerisinde oransal bir dağılım yapabilirsiniz. Yani 300'ü işte %40'a 10 oranında direkt yani diğer sandalye dağıtım metotlarına da gerek yok. Zaten sandalye dağıtıyorsunuz. İşte o oranda 1'e 4 oranında dediğiniz gibi dağıtabiliriz. 24 Haziran 2018 seçim sonuçları böyleydi. Şöyle bir hatırlatalım. İttifak olmasaydı sonuçlar şu olacak. Bunlar tamam, bu gerçek. Bu gerçek. Orada gerçek var burada zaten. Varsa. İstersen tamam. Sen söyle bunu. Bu tabloyu şöyle kısaca özetleyelim. Bu zaten ilk satır gördüğünüz gibi gerçekleşen diyor. Yani ittifaklı senaryo ya gerçekleşen senaryo. Senaryo 1'de şöyle bir varsayımımız var. Hipotetik tabii bir varsayım ama eğer ittifaklar hiç olmasaydı ve biz oy oranlarıyla hiç oynamasaydık sadece her parti tek başına aldığı oy oranlarıyla girseydi sonuç ne olurdu? Gördüğünüz gibi ittifak olmasaydı birinci parti olan AK Parti 322 aslında tek başına girseydi alıyor. MHP yine 49'dan daha fazla 58 alıyor. CHP aşağı yukarı aynı alıyor. İyi Parti 996 olduğu için baraj altı kalıyor. O yüzden senaryo 2'yi dahil ettik o gidermek için. Saadet ve HDP'nin de oyları gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ittifak eğer direkt olarak oyları aldığımız takdirde tek tek parti olarak aslında AK Parti'ye ve MHP'ye yaramadığını görüyoruz. İttifak olmasaydı daha yüksek oy oranları çıkaracaklardı. Senaryo 2'yi şundan yaptık çünkü İyi Parti 9.96 ile baraj altı kaldığı için yani onu tamamlayıp o aradaki zaten 0,04'lük oranı diğer partilere dağıttık. O zaten diğer partiler için önemli bir değişim olmadı ama İyi Parti için tabii barajı geçmesini sağladı. Senaryo 2'de tek değişiklik o. Dolayısıyla İyi Parti meclise girse dahi 37 milletvekiliyle o zaman meclise girebiliyordu İyi Parti %10'u yakaladığı için ama AK Parti hala ittifak olduğundan daha iyi durumda. Yani 306 çıkartarak 210-95'e göre hatta MHP Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP de yine 49'dan 52'ye yükselerek daha iyi durumda olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla ittifaklar karşı tarafta ittifak yapınca aslında avantajlarını büyük ölçüde yitirilebiliyor. Çünkü karşı tarafın kaç partiyle ittifak yaptığı önemli. Konjonktüre göre tabii bunlar değişebilir faktörler ama dolayısıyla çıkan sonuçlar bu bakımdan yani ittifak olmasaydı daha avantajlı durumda olacaklarını AK Parti ve MHP'nin yani Cumhur İttifakı ortaklarının göstermiş oluyor. Belki burada şunu söylemek lazım. O satır da olsa belki daha iyi olurdu. Onu da yaptık aslında da burada yok. Bir Cumhur İttifakı olsaydı ama karşı taraf ittifak yapmamış olsaydı zaten sonuçlar tabii ki onların çok lehine olacaktı. Tabii. Belki de düşünülen buydu. Yani ama işte karşı tarafta ittifak yapınca aslında hiç ittifak yapmama durumuna göre ters. Yani aslında Millet İttifakı'nın yaptığı şey burada çok olumlu bir kendisi için hamle olmuş olduğunu görüyoruz. İttifak.
Oransızlık yani. Bunu tekrar burada hatırlatıyoruz. Şunu vurgu yapalım. Olmasaydı, evet. Bu slide aslında daha önce vardı ama son iki satırı özellikle burada vurgu yapmak için tekrar koyduk. İttifak olmasa idi ve ittifakın olduğu gerçekleşen durumdaki orantısızlık endeksine bakarsak, ittifak olmasa idi orantısızlık endeksinin daha yüksek çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla biraz önce saydığımız sebeplerden dolayı aslında ittifak temsilde adaleti bu anlamda daha arttırmış yönde gözüküyor. Bir sebeplerini saymıştık zaten. Devam edeyim. İYİ Parti seçime girmeseydi mi daha da değişecekti? Tabii yani o da tabii konjonktüre göre tabii. Evet, sonuç olarak biz söylediğimiz parametrelerle zaman içerisinde bunları da açıkçası baştan bu kadar şey yapacağımızı da düşünmemiştik dediğimiz gibi. Sadece bir seçim barajını işte ne olsun ben diye başladık. Ama biraz da şanslı mı şanssız mı bir dönem yaşadık. Seçim sistemiyle çok oynandı, tartışıldı. İlginç sonuçlar oldu. Çok seçim oldu. Yani dolayısıyla bize de iş çıktı diyorum. Yani burada, tabii bir de demokratikleşme paketi gibi seçimlerde uygulanmayan ama kamuoyunun tartıştığı seçim parametreleri oldu. Ama bir şey oluştu. Buradan hani özetle diyebiliriz ki işte başta söylediğimizi belki tekrar ederek bitirebiliriz. Bu parametrelerle oynayarak seçim sistemini ve sonuçlarını etkilemeniz ve hatta siyasi ortamı da zaman içerisinde belli bir süre zamanımız doldu. Evet, zaman tam da bitirdik. sürdürmeniz mümkün. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Şimdi sorulara yorumlara efendim sizin bu çalışmanın bütün bu seçimlerin fair ortamda geçtiğine dayanıyor değil mi? Mesela bütün veriler fair ortamda elde edilmiş ve bir müdahale olmaksızın şeklinde. Peki bu simülasyonlarda şimdi mesela bu açık yani özellikle son iki seçimde ve anayasa oylamasında çok ciddi emareleri de var. Yani bir küçük miktarda. Şimdi bu ciddi emareleri tabii insan yaşlandıkça gözlemliyor. Ama geçmişte de olduğunu artık şey yapıyorum ben. Yani inanıyorum bir farklı bir elin müdahalesinin. O durumda şey ne olur? Yani ne diyebiliriz buna? O bir yani size yönetmek istediğim. Mesela aslında bu ciddi ciddi konmalı. Bu ölçülmeli de. Yani çünkü sahada çalıştığınız zaman gerçekten sahadan gelen bazı bilgiler, yani dinlediğim canlı örnekleri falan da var, farklı bir elin değişik yöntemlerle mesela şey yaptık. Onun için bu çalışmanızda tabii elinizde şey olacak ki kullanacaksınız öyle hani işte filandan duyup yok 5000 kişi oraya gitmiş, 50.000 kişi buraya yazılmış şekilde kullanamazsınız, o bir. Bir de bu hormonlu sonuçları var seçimlerin. Mesela 2015'in ona ben hormonlu sonuçlar diyorum. 2015 Haziran seçimleri hormonluydu. O sonuçlar o gece Türkiye'de bir takım çevreleri alert etti. Yani aslında ittifaklar ve umulan sonuç elde edilmemesi bile bir takım çevreler çok farklı ölçüde Türkiye'yi Kasım seçimlerine sürüklediler. Yani mesela 2015'teki Haziran seçimlerinde diyelim HDP'nin oyu kaç çıkmıştı? 13 müydü? Yani eğer o derece yüksek çıkmamış olsaydı belki o gece birileri biz oynamıyoruz demeyecekler. Ben bunu da dikkatinize sunmak için bu açıklamayı yapmış oldum veya ben böyle düşünüyorum diye düşünüyorum. Bazı hormonlu sonuçların da Türkiye'de değişik müdahalelere yol açtığına inanıyorum. Siz o sonucun aslında istenmeyen değil, istenen bir sonuç olduğunu ondan sonra diğer sonucu... Mesela beklenmeyen bir şey mesela 16, mesela o sonuç beklenmiyor. Çünkü Haziran daha düşük bir... Mesela hemen Kasım'a gidelim falan orada...
hemen farklı bir karar alındı ve bir senaryo uygulanmaya konu diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Biz tabii bütün analizlerimizde mevcut sonuçları kullanıyoruz. Yani hatta mümkünse kesin sonuçları alınca, kesinleşmiş sonuçları alınca onları simülasyonlarımızda kullanıyoruz. Genel olarak yaptığımız şeyi söyleyeyim. Mesela diyelim ki 2013 yılında bir simülasyon yapacağız. En son yapılmış seçim hangisi? 2011 seçim. Bu 2011 seçimde bize çünkü bölgesel oy dağılımları da lazım. Dolayısıyla biz bölgesel oy dağılımını esas alarak, yani onu simülasyon ortamı olarak alarak onun üzerinde seçimi yeniliyoruz aslında. Ama o mevcut şeyin üzerinde yeniliyoruz. Çünkü bizim bu analizlerimizin kabul görmesi, tartışılması, her zeminde kabul görebilmesi için bir kere çok nesnel olması gerekiyor. Yani sizin düşüncelerinize katılırız, katılmayız ayrı ama bunlara yansıtamıyoruz. Çünkü zaten en ufak şeyde bile bir itiraz gelebilecek çok kritik şeyler bunlar, konular. Hatta bizim başta söyledik, bir siyaset bilimcisi de olmadığımız için bir de öyle şeyler de aldık biz. Yani siz ne karışıyorsunuz bu şeylere gibi. Dolayısıyla biz o konuda bayağı bir hassasız yani. O yüzden mümkün olduğunca kesinlikle itiraz edilemeyecek yani hiçbir şekilde, yani kesinleşmiş artık o sonuç. O sonuçları biz kullanıyoruz. Diğer analizlerde tabii yapılabilir. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı gibi şeyler yapılabilir. Onlar da mutlaka oluyordur. Ama o artık bizim işimiz değil. Siyasetçiler şey yapacak. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz de tekrar size teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi sizin çalışmanız matematiksel ve siyasete çok girmiyor ama ben sizi izlerken ister istemez siyasi bir sonuç da çıkarttım kafamdan. Mesela artık kitle partileri olacak. Daha ideolojik küçük partiler kalmayacak sistemde. Bir kanaatte de var. Yani bu şey çalışmanın sonucu siyasi şeylerde, analizlere de belki açık olacak. Ya da yardımcı olacak bu tip siyasi analizlere, tahlillere. Aslında en son sistemin en son haliyle bunun tersine doğru yavaş yavaş gidiş olabilir. Çünkü biraz önce dediğim gibi hani baraj artık baraj sorunu en azından. Baraj olsa bile aslında ittifak yapılabilince baraj sorunu ortadan kalktı. Öyle baktığınız zaman yani artık %1'lik, 2'lik partiler kendilerine bir ittifak çatısı bulabiliyorlarsa bulabiliyorlar. Evet, o zaman rahatlıkla oraya girebilecek durumda olacaklar. Ki hatta şöyle de bir şey var. Bu ittifaklar bu küçük partiler arasında da yapılabilir. Dolayısıyla yeni bir şey de doğabilir. Yani mesela eskiden %2'lik bir partinin meclise girebilmesi için gerekenleri düşünürseniz, yani bunun %10'unu bulması gerek. Başka hiçbir seçeneği yok. Ama şimdi %2, 5 parti daha bulsa %10 yapabilir. %6, %10, veya bir %8'lik partinin yanına gitse %10 yapabilir. Yani illa da çok büyük bir ittifak bulmasına da gerek yok. Ve güç anlamında da bunların gücü olacak. Yani şöyle düşünelim. Eskiden şimdi bu sonuçlara göre artık mecliste de tek başına bir iktidar oluşmadığını görüyoruz. Yani ittifak olmasa mesela bir iktidar oluşmuyor. Dolayısıyla bu anlamda bakarsanız bu küçük partilerin meclise girdikten sonra gücü de olacağını düşünürseniz aslında belki bundan sonra böyle biraz tersine de bir şeye gitmek mümkün. Çok kısa bir şöyle ilave yapayım. Aslında bizim iki kitabı mesela okuduğumuzda, birinci kitap tabii daha eskiyi kapsadığı için 95'ten işte 2015'e kadar diyelim. Kısmı okuduğunuzda tamamen sizin söylediğiniz şey gözüküyor. Evet. Yani barajın dinamik etkisi dediğimiz şeyle birlikte artık küçük partilerin yok olma süreci, artık tabela partiye dönme süreci var. Doğru. Zaten birinci kitabı okuduktan sonra böyle bir algı olacak. Ama 2018 işte dahil olan ikinci kitaptan birlikte biraz önce konuştuğumuz gibi ittifakların devreye girmesiyle de bu sefer tersine bir dönüş. Tekrar dönüş olma ihtimali var diyelim. Kesin dönüş olur diyemeyiz ama ihtimali var.
Çünkü bu %10 baraj kuralına ittifaklarla ortadan kalkmasıyla birlikte. Dolayısıyla dediğinizle başlayan bir 95'ten bu yana bir süreç. Şimdi konuştuğumuz üzere tersine dönmek durumunda. Ama tabii ittifaklı seçim sistemleri ülkemizde konjonktür hızla değişiyor. Bir dahaki seçimlerde nasıl olur ya da uygulama değişir mi, kalır mı, kalmaz mı onları tabii bilmiyoruz. Ama eğer bu yönde giderse bu sanki tekrar eskiye dönüş gibi, yani küçük partilere biraz daha olanak sağlayan bir hal alacak gibi duruyor. Buyurun. Efendim çok teşekkür ederim. Şundan güzeldi, yararlandım. Yalnız benim genel bir sorum olacak. Şu ittifak, yaptım oldu, kabul ediyor musunuz? Bu bir çözüm müdür? Etik midir? Adil midir? Eğer partiler hedeflerine göre bir seçime gideceklerse, değişik yönlü, değişik hedefleri olan partilerin bir araya gelerek sadece oyumu kazanayım diye bir yola gitmesi ne kadar adildir? Oyda adaletten, eşitlikten bahsediyoruz ama hedefte, inançta, parti şeyinde o idealden ayrı kalıyoruz. Bu konuda ne dersiniz? Bana göre hani bir zorlama, bir öneri yaptım oldu. Bu ne kadar şükür. Doğru, bilmem ifade edebiliyor muyum? Neyi kastettiğimi. Bana göre doğru değil. Eğer normal bir demokraside, ideal bir seçimde yerine göre tartışıyor. İstanbul'da bir milletvekili 400 bin oyla, bilmem Doğu'da, Anadolu'da 100 bin şeyle seçiyor. Bu adil değildir. Hedeften, inançtan onu partileri ayırmış oluyor. Bu ne derecede doğru ve iyi olabilir? Genel bir soru ama tartışma sorusu biliyorum. Ama yine de sormadan edemedim. Teşekkür ederim. Ben şöyle hızlı bir cevap verip sonra Yettin hocamıza da bırakayım sözü. Biz de aslında benzer, yani şöyle benzer görüşe sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz demiştik ya, ilk ittifak kurulduğunda, yani Cumhur İttifakı varken ama Millet İttifakı henüz yokken arada yazdığımız bir politika notunun başlığını şöyle oluşturmuştuk. İttifaklar ittifakları zorluyor mu? Yani orada zorluyor mu kelimesine, neden oluyor mu değil de zorluyor mu özellikle kullanmıştık. Çünkü bu biraz yani istek dışı sizi mecbur bırakıyor. Matematiksel olarak mecbur bırakıyor. Yoksa siz eğer o sonucu da keşke koysaymışız. Sadece Cumhur İttifakı varken diğerleri tek tek parti girdiği zaman Cumhur İttifakı'nın çok çok büyük kazançlı çıktığını biliyoruz, rakamsal olarak hesapladık. Dolayısıyla dediğiniz üzere haklı olarak mecburen aslında bir zorlamayla partilerin birleşmesi gerektiğini, eğer tabii Cumhur İttifakı'ndan biraz oy çalma şeyi varsa, ki o sebeple de Millet İttifakı oluşturuldu. Yani bu bakımdan o başlık da zaten aslında bizim düşüncemizi yansıtıyor. Yani neden ittifaklara neden oluyor daha ziyade zorluyor kullanarak. Yani en azından öyle bir o politika notunda da görüşümüzü belirtmiştik. Sen de cevap vermek istersen. Ben Türkmen Hoca'nın dediğine tamamen katılıyorum. Parti ve onların politika tercihleri çerçevesinde. Buna bir ekleme yapmak istiyorum. Biz hatta şunu da savunuyoruz. Seçmenlerin de aslında şimdi bir niceliksel adalet var. Hatta biz buna bu ismi de koyduk yani. Bir de niteliksel adalet var. Yani seçmenlerin kendi o birinci tercihlerine gitmesini de biz savunuyoruz. Yani öyle bir sistem olmalı ki seçmen ikinci tercihine zorlanmamalı. Dolayısıyla bunu savunurken zaten partilerin şeyini savunamayız. Tabii ki katılıyoruz size. Yani partilerin de ayrı ayrı karakterleri var. Yani eğer bir parti ortaya çıkmışsa, birçok insan o düşünce etrafında toplanmışsa, bu düşünceyi diğeriyle uzlaştırmanın yolu meclisin kendisidir. Yoksa bir ittifakın içi değildir. Aynı şekilde seçmenlerin de birinci tercih. Yani aslında ideal bir sistemde, bunu çok net söyleyebiliriz, yani çekinmemize gerek yok. Seçmenin de, partinin de birinci tercihinde ne kendisi ne oluşturuyorsa bunda temsil edilmesi önemli. Yoksa başka çatıların altında, başka birleşmelerin altında matematiksel yönlendirmelerle değil de zorlamalarla Türkmenizmle değil gibi aslında önemli olan bu. Yani ideal sistemle bir temsil adalet sadece işte o iki oran arasındaki matematiksel farktan öte bir de benim birinci tercihime gidiyor mu oyun? Bu önemli.
Çok teşekkür ederiz. Yani bu konu da çok tabii ki önemli. Sistem dizaynında mutlaka bunun dikkate alınması lazım. Yoksa matematiksel olarak evet, stratejik olarak bu doğru ama gerçek anlamda doğru değil. Çok teşekkür ederim. Ben son derece yararlandım. Nedeni de şöyle olabilir. Ömrümüz matematikle geçti. Hesapla, kitapla. Ben mühendisim. Ekmeğimi hep mühendislikten kazandım. Onun için bu bütün bu sonuçları siyasi olan yorumları siyaseten açıklanabilecek. Ve kaderimizi belirleyen, geleceğimizi belirleyen kararların, mekanizmaların veya bütün bunların birleşerek ortaya konduğu sonucun aslında bir, eşitlikçi olmadığı, iki, adaletli olmadığı ortaya çıkıyor. Fakat olayı Romalılar eskiden çözmüş. Demiş ki, matematike omnia fuint. Her şey matematiğe göre işler. Ben sizin sunumunuzu bu gözle izledim. Eğer her şey matematiğe göre işleseydi bambaşka şeyler çıkabilirdi. Ama bir toplumsal hayatta bu matematiğin işleyemeyeceğini çok yalın bir dille, örneklerle kanıtladınız. Bu örneği kullanacağım. Çok teşekkür ederim. Burada bir tek sorum olacak. Üç temel ölçütten bahsettiniz. Sonuçları etkileyen ve bu sonuçtan kastınızda milletvekilleri sayısı. Onun da bir üçüncü etabı da bu milletvekillerin bir araya gelerek, partilerin bir araya gelerek güç oluşturması, iktidara gelmesi. Fakat burada üç farklı ölçüt ya da mekanizmadan söz ettim. Bir tanesi oylar alınmış bittikten sonra bunun dağılımını belirleyen en adaletsiz sistem olan D'Hondt. İkincisi %10 barajı. Üçüncü sıraya da aslında bana göre en önemlisi seçim çevresi. Asıl eşitsizliği, adaletsizliği bana göre bu seçim çevresi etkiliyor. Çünkü bire karşı dört farklı bir şey var. Yani yurttaşı, vatandaşın kimi dört kat kararda etkili bir oyuyla, diğerinin bir oyu dörtte bir oy yerine geçiyor. Asıl temsilde adaleti bana göre o üçüncü ölçütte. Acaba siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Çünkü ilk kriter olan %10 barajının aslında pek fazla önemli olmadığını, özellikle ittifaklar çıktıktan sonra artık sonucu belirleyen en önemli ölçüt olmadığını dile getirdiniz. Ben öyle anladım. Size göre bu hangi sadece tek bir kriterle oynansa daha ideale yaklaşabiliriz? Yani çok karmaşık değil, çok basit bir şeyle ideal, adaletli ve eşitlikçi bir yönteme nasıl geçebiliriz? Yani şeyi sorarsanız tek bir parametreyle oynansa en adaleti nasıl sağlayabiliriz? Ben de size katılıyorum. Seçim çevre sayısı ve o zaman Türkiye'yi tek bir bölge olarak almamız diğer evet, parametrelerin etkisini en aza indirecektir. Türkiye'yi tek bir bölge aldığınız zaman o zaman tam oy oranına yani oy oranları tabii yine %100 olması da aşağı yukarı oy oranlarına yakın olacaktır. Şu anda 87 olan bölge yani 1'e düşürmekten bahsediyorum. Tabii ki bunun çeşitli yani siyasi sebeplerle seçim çevre sayıları tabii ki YSK bu şekilde belirliyor. Hadi siz sorduğunuz için söyledim. Ama genel olarak sorarsanız yani şimdi Türkiye üzerinde değil parametreler üzerinde konjonktüre göre yani parti sayısı, oy dağılımı vesaireye göre bir değişkenin etkisi bazı durumlarda daha fazla, bazı durumlarda daha az olabiliyor. Yani kesinlikle baraj en önemli parametredir diyemiyoruz. Ya da kesinlikle işte sandalye dağıtım mekanizması en önemlisidir diyemiyoruz. Çünkü çok farklı örnekler yaratabiliriz ki o örnekte mesela baraj en önemli unsur olabilir. Bir örnekte de D'Hondt mesela en önemli unsur olabilir. Dolayısıyla bunları bir dengede tutmak önemli. Ama siz sorduğunuz için hani özellikle bir tane seçme hani şansımız olsa matematiksel olarak söylüyorum. Hani en etki edecek şey çevre sayısını 1'e düşürmek. Adaleti sadece adalet açısından bakıldığında tabii yönetimde istikrar açısından bakıldığında o
o unsur aşağı çekmiş olacak. Zaten bir ödünleşim olduğunu söylemiştik. Sen katılıyorum. Sadece mesela şu 2002 seçimine tekrar bakarsak Türkmen hocamızın bahsettiği konjonktürün en ileri örneklerinden bir tanesi. Şimdi 954'ten bahsediyoruz yani. Ve burada baraj %10'luk bir etki yaratıyor. Dolayısıyla 954 var, 836 var, 6 var. Böyle bir şeyde baraj evet. Yani baraj en etkili olacaktır tabii. İttifak olsa ayrı şey. Yani konjonktüre göre dedi ya. Demek istediğimiz o. Hatta mesela bakın burada Genç Parti var. 7-25'te. Bu Genç Parti biliyorsunuz seçimden kısa bir süre önce ortaya çıkmıştır. 7-25 oy topladı. Bu genelde de Doğru Yol Partisi, ANAP'ı partilerden topladı. Şimdi onları olmadığını varsayın. Mesela bu sonuç çok farklı çıkar. Yani dolayısıyla zaten sunumuzda tabii bir cümleyle bu kadar zamanda şey yapamadık ama monoton değil demiştik barajın etkisi. Ama şunu diyorsanız öyle bir şey yapın ki hani her durumda aşağı yukarı bir benzer sonuç versin. O zaman kesinlikle bölge sayısıdır. Hükmü hocamızın dediği gibi. Zaten tersine bir şey de söylemiştik. Demiştik ki bu dar bölge sistemine geçilseydi sonucu zaten bunun tam zıttı söylediğimizi. Sonucu zaten gördük. Bu şu anda da geçerli. Yani siz hangi sistemi koyarsanız koyun dar bölge sistemine geçtiğinizde. Çünkü dar bölge sistemine geçtiğinizde en adaletsiz sistem olan çoğunluk oransal değil de çoğunluk sistemine yaklaşıyorsunuz. Ona yani bir yerde çoğunluğu alan her şeyi alıyor. %30 alan %100'ü alıyor. Bundan daha büyük bir sapma oluşturamazsınız. Mesela diyelim ki 10 parti var bir yerde, bir bölgede. Bir milletvekili var. 10 partinin bir tanesi %11, gerisi 9 alsın. Evet işte. %11 ile %100'ü %19'a 9. O zaman mı oluyor? 80. tamamını %19'da almış ya. Bundan daha büyük sapma olur mu? %80'lik sapması var. Yani dolayısıyla bölgeyi daraltmak sapmayı çok artırıyor ve monoton olarak oluyor bu. Bölgeyi genişletmek de şey oluyor. Belki bu aşamada ondan da bir bahsedebiliriz. Biz onu geçmeden senatörle ilgili ondan önce bir cümle ekleyeyim. Biz aslında baraj ve çevre sayısı olarak farklı kavramlardan konuşuyoruz ama bunlar matematiksel olarak aslında. Lippert bunları zaten birleştirmiş formülünde. Doğru. Yani kitapta var zaten. Çok basit bir formül zaten. Bir toplama bir de bölme işleminden oluşuyor. Zaten bu ikisini siz çevre sayısını şöyle değiştirirseniz tabii görünmeyen o şimdi seçim barajı olarak %10 gözüken ama onun üstüne ilave ettiğiniz barajı formülize etmiş. Yani aslında farklı değişkenler gibi gözükse de seçim çevre sayısı ya da bölge sayısı aslında onun baraj karşılığı da var. Yani aslında çok da şey düşünemeyiz. Biraz önce konuştuğumuz gibi ters orantılı. Sen istersen o senato şeyinden bahset. Ondan da bahsedelim. Şimdi bir yöntem de bu arada bu temsilde adalet şeyi oynamanın bir yöntemi de şu zaten. Mesela bazı ülkelerde de bunun uygulaması var. Senatoyla başka bir meclis. Temsilciler meclisi gibi iki ayrı meclisin oluşması ve bunların ayrı seçim sistemleriyle oluşması. Mesela şu yapılabilir. Bir meclis tamamen temsilde adalet gözetilerek oluşturulabilir. Yani tüm Türkiye'de. Senato gibi. Ve bunun kararları başka olabilir. Diğeri bölgesel bir meclis olabilir. Onlar şimdi o bölgesel problemlerle daha çok ilgilenir. Senato işte savaştı vesaire ve toplumu ilgilendiren şeylerle ilgilenebilir tümünü. Gibi bir de böyle bir dengeleme yöntemi de var. Bu arada meclisi bölüp bir kısmına farklı seçim sistemi uygulayıp bir kısmına farklı seçim sistemi uygulamak gerekiyor. Dolayısıyla en azından şunu biliyoruz. Öyle bir şeyde bölgeyi tek bölge yaparak adaleti sağlayabiliriz. Son bir şey daha burada söyleyeyim. Şeyle de bağdaştırayım. Bu arada biz meclisteki milletvekillerinin gücünden bahsettik. Tabii ki yeni hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de gelince bununla ilgili de bir değişim oldu. Şöyle oldu. Şimdi artık tabii meclis eski gücüne sahip değil. Yani yönetimdeki gücüne sahip değil. Bir de tabii onu da düşünmek lazım. Belki de tüm yönetim itibariyle düşünürsek yönetimde istikrar sorununun bu anlamda azaldığını aslında meclisin
tamamen temsilde adaletle de oluşturulabileceğini de söylemek mümkün. Yani o zaman çünkü zaten mesela Cumhurbaşkanı seçim sistemine bakarsanız Cumhurbaşkanı'nın seçilememesi mümkün olmadığına göre değil mi? Yönetimde istikrar kesinlikle. Yani yönetimde istikrar zaten kesinlikle sağlanıyor. Dolayısıyla bu anlamda bakarsak diğer taraftan temsilde adaleti artırabildiğiniz tüm parametrelerle artırmak da mümkün. Dolayısıyla yani tartışmalar bunların hepsine gidebilir. Duruma göre de parametre oynayarak istediğiniz dizaynı yapabilirsiniz. Bence iyi yere geldi. Yıllardan beri geldiğimiz şey, yani 80'den beri diyeyim, parlamentoyu görüyoruz. 87'de bir karar alınmıştı. 100 milletvekili Türkiye milletvekili olarak şey yapsın ve en yüksek oy alan parti alsın. Özal'ın bu şeyiyle yapılmıştı. Ama sonradan parlamentoya ilave edildi bu. Derken 100 milletvekili daha parlamentomuz yüklendi. Ondan sonraki şeyde 50 milletvekili daha şey yapınca 150 milletvekili yüklendi. 450'ye göre 3'te 1 demektir bu. 3'te 1 daha ağırlaştırdık parlamentonun yükünü. Ama karar mekanizmasına geliyoruz. En son torbaya doldurarak karar alıyor meclis. Hiçbir bu kadar çoğunluğun gereği yok. Bize de ekonomik yük yükledi. Halbuki bir yatırım yapsaydık bu kadar bir şeyle belki işsizimiz falan biraz daha azalırdı diye düşünüyorum. Farklı bir bakış açısıyla bakmak istedim. Evet. Teşekkür ederiz. Bu soru çok değerli oldu. Çok teşekkür ederiz. Seni çok didaktik oldu. Öğretici oldu. Ama her şeye rağmen hani bu modeller, simülasyonlar çok yararlandık. Leman Karikatür Dergisi'nde bir karikatür çıkmıştı. Hani hep çöplerden toplanıyor, oy pusulaları yakılıyor. Karikatür şuydu, seçmen oyunu zarfını rögar kapağından içeriye atıyor. Ve konuşma balonu, oyumu şimdi doğru yere attım. Yani hani seçmen sanırım küçük partiler gibi öğrenilmiş çaresizliğe doğru sürükleniyor sonuçta. Yani eğer şey söylemek istiyorsanız bu kadar oy boşa gitti. Evet, o gerçek. Özellikle yani bunlar çok incelikli tartışmalar ama gerçekte hani torbalar kayboluyor, oy pusulaları kayboluyor. Böyle bir yönde var. Zaten ilk soru soran hocamız da evet benzer bir şey vurgu yapmıştı. Doğru ama bizim modeller evet onları göz ardı ederek şey yapıyor. Buyurun. Ben ya ben şey değil. Bu son konuşmanın üzerine şey belki son konuşma da olacaktır. Demokrasi ile ilgili bir think tank şeyinden sonra bir espri yapıldı. Daha doğrusu ciddi bir konuşma yapıldı da ben ona espri diye alıyorum. Amerika'dan gelmiş olan bir düşünce kuruluşunun kişisine uygulamayla ilgili Amerika'nın farklı farklı özellikle Orta Doğu'daki demokrasi getirmesiyle ilgili bir takım uygulamalarıyla ilgili konu sıkıştırılınca think tank kişi Amerikalı yetkili dedi ki ben Amerika'nın resmi yetkilisi değilim ama bir think tank kuruluşunun yetkilisiyim. O zaman madem siz de buradasınız biz bir şeyi konuşalım. Demokraside ne anlıyoruz? Yani bizim burada konuşacak olduğumuz konu bu. Ben o zaman dedi size demokrasinin tanımını yapayım. Sonra siz istediğiniz gibi konuşun. Demokrasi, o meşhur demokrasi tanımındaki saydığımız diye düşündüğümüz şeye demokrasi denilir. Nokta. Sunumunuz için teşekkür ederim. Şimdi anayasanın 80. maddesinde şöyle bir madde, şöyle yazıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler. Evet. Aslında YSK'nın her ilin bir milletvekili olsun gibi bir yani sürekli bunu sağlamaya çalışmasının anayasal bir dayanağı yok. Ya da işte tek bölge, bütün Türkiye'nin tek bölge olarak ele alınmasının önünde de anayasal bir engel yok. Ya biz tabii anayasa hukukçusu değiliz. O bakımdan hani biz tam bir cevap veremem belki ama şöyle diyebiliriz. Oradaki mantık şu. Eğer bir yer seçim bölgesi olmuşsa oranın en az bir temsilcisinin olması gerekir gibi bir düşüncesi var. Zaten yani yoksa tabii dediğiniz gibi o bütün zaten demin de dedik yani bir meclis işte bölgesel sorunları temsil edecek öbür meclis
genel sorunu. Aslında o da doğru değil ama bu anlamda da bir yaklaşım var. Yani sonuçta bir milletvekili bizim sistemimizde hem bölgesinin temsilcisidir. Yani bunun sorunlarını oraya taşır. Ama aynı zamanda da toplumun genelini ilgilendiren savaş gibi, barış gibi neyse işte büyük kararlarda da rol oynar. Bizim ilk şeyimizden beri bu var. O yönden tabii kesinlikle katılıyorum ama bir milletvekilinin verilmesini niye zorluyor? Çünkü orayı bir temsil meclis şey yaptığınızda şey aslında kuralı YSK konuşuyor. Her seçim bölgesine bir milletvekili tahsis evet. etmiyor kural hatta olarak. Kural olarak yani. Her ile bir milletvekili zorunu tutuyor. Her ilin bir milletvekili olsun. Daha sonra da tabii her il en seçim bölgesi olarak tanımlıyor. O yüzden zaten 81'den fazla seçim çevremiz var. Yani her ilin en azından bir seçim çevresine sahip olmasını kabul ediyor. Yani bu tabii ki yani anayasa hukuku ya da başka açılardan tartışılabilir ama YSK'nın baz aldığı şey her ilin en azından bir seçim çevresi bölgesi olması ve kuralında da her ile en az bir milletvekili tahsis edilmesi var. Teşekkür. Bu konuda şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Şimdi bu söylediğiniz siyaseten de Türkiye'de Türkiye siyasetini düşünürseniz çok ciddi problem doğurur. Yani bir yerin bir şeyin temsilcisi olmaması demek oradaki insanları cidden böyle ayağa kaldıracak. Yani evet iki ili birleştirip bir seçim bölgesi yapsa diyelim. Bu sefer o iki ilden bir tanesinden hakkı temsilci yani nereden çıktığını bildiğimiz için çıkmazsa dediği gibi yani Türkiye konjonktüründe en azından evet bir şey olabilir. Hatta biz bu çalışmaları yaparken bu bölgeleri tek tek bir daha dağıttık ya mesela kendi yöntemimize göre milletvekillerini başka türlü dağıtıyoruz. Bize çeşitli yerlerden işte Bursa'nın bir milletvekilini almışsınız, şuraya koymuşsunuz gibi şeyler de yani oralı olan kişilerden, tanıdıklarımızdan filan aynen bu ifadelerle yani bizim milletvekilimizi almışsınız, buraya koymuşsunuz. İl içinde evet, hassasiyet, bu derece bir hassasiyet de var. Buyurun. Buradan devam edersek demin siz hani temsilde adalet tabii sayı anlamında temsil evet. adalet dediniz bölgesel değil İsrail modelini söylediniz yani tek bölge. Şimdi biraz önceki konuşmayla bunu birleştirirsek Türkiye tek bölge ele alırsa söylediğiniz bölgesel adaylıklar bunlar nasıl oluşturulacak? Bizim bir milletvekilimizi almışsınız, oraya kaydırmışsınız diyorsunuz. O zaman belki 80 il aynı şeyi söylüyor. Evet, o muhtemelen orası için partiler liste verirler. Muhtemelen öyle. Ama yani muhtemelen. Evet, pratikte onun bir sistem olmaz yani. Pratikte olması için muhtemelen iki meclisli yapı olması lazım. Böyle bir şey olması için. Tabii yok. Yani tek meclisli bir yapının tamamen tek bölgeye geçmesi pek mümkün değil. Ama böyle bir yapı, Türkiye için tabii konuşuyoruz. Ama böyle bir yapı olacaksa, Türkiye'de düşünülürse, iki meclisli yapıda meclislerin bir tanesinde olmak üzere düşünülebilir olduğunu. Biz kitapta öyle belirtmiştik. Yani. Hatta işte dar bölgeye anayasa ile geçilebilir dedendi. Yani onda sadece kanun yetmez. Ama daraltılmış bölgede zaten bir benzeri uygulandığı için yani o işte 18'i 5'e getirecek bir kanunla yani buna imkan verecek bir şeyle bu yapılabilir demek istedik biz. Hatta zaten dar bölge 1, o zaman 2'ye indirseniz, 3'e indirseniz indirebildiğinize göre aşağı yukarı dar bölgeyi de fiilen oluşturabilirsiniz. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. İsrail'de ne yapıyorlar onu merak ettim ben. Nasıl yapacağım yani iki meclis mi? Nasıl şey yapmışlar? Şimdi sen de söyleyin. İsrail'de iki meclis. Yeni orada iki meclis var. Senet var. Yani çok oranın sistemini çok ayrıntılı şimdi hata yapabiliriz. Ama bildiğimiz tek bölge olduğu. Tek bölge oldu. Tek bölge sistem yaptı. Yok evet. Bütün ülke tek bir seçim bölgesi. Evet. Yönetimde istikrarda ciddi sorunların olduğunu biliyoruz. Belli hatta yıllarda bir türlü şeyi kuramıyorlar. İşte sürekli yeni partiler kuruluyor vesaire. Yani onu diğer uç örnek olarak veriyoruz. Yani biz yönetimde istikrara
ağırlık vermeyip temsil adalete ağırlık verirsek de, yani bu sefer de çünkü onu savunanlar söylüyorlar. Diyorlar ki o zaman da böyle bir şey olabilir. Bir türlü hükümet kuramazsınız diyorlar. Onun için veriyoruz. Orada tek bölgeli sistem olduğunu biliyoruz ama. Yani baraj yok. Tek bölgeli ya da sonradan hatta bir baraj koydular. %1 galiba 1,5 bir barajı mecburen. Bir de son cümle, biz tabii bütün parametreleri analiz ediyoruz ama burada bunların hepsinin aynı anda temsilde adalete çevrilmesini de önermiyoruz. Yani hepsini en uç noktada temsilde adalet yaparsak o zaman da bu sefer yönetimde istikrarı hakikaten tartışma durumuna geçeceğiz. Biz en azından aşağı yukarı bütün parametreler, ittifakı saymazsak bundan önceki bütün parametreler yönetimde istikrara işaret ederken en azından birini ya da bir ikisini değiştirebiliriz önerisini hani sunmuş oluyoruz. Yoksa hakikaten bütün parametreleri tamamıyla o tarafa çekersek de farklı sorunları konuşmuş oluruz. Evet. Teşekkür edeceğiz. Çok güzel oldu. Sonbaharda devamını yapalım. Yani kitabınız da çıkmış olacak. Sonbahara kadar değişiklikler de göreceğiz. Yeni niyetler de ortaya çıkacak. Siz de yeni simülasyonlar yapacaksınız. Çünkü sorular çok uyarıcı olduğunu, yaratıcı olduğunu gösterdi bu toplantının. O zamana kadar yeni simülasyonlar da yapacaksınız. Sonbahar için şimdiden söz alalım. Sonbaharda yapalım. Tamam. Teşekkür ederim.